Çağdaş insanın ve kültürünün doğduğu kadim uygarlık Sümerler. Tarihin bilinen en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerleri gerçekten tanıyor ve mitolojilerini biliyor muyuz? Antik çağın ilk çağdaş toplumu olan Sümerler kimdi? Sümer adı nereden geldi ve neden Sümerler dendi? Varlıkları ilk olarak ne zaman keşfedildi? Sümer tarihi ne zaman başlayıp ne zaman sona erdi? En önemli hanedanları ve hükümdarları hangileriydi? Bilimsel ve sanatsal olarak nasıl bir ilerleme sağladılar ve neleri icat ettiler? Yapılan arkeoloji çalışmaları Sümerlerin aslında Türk olduğunu mu kanıtlıyor? Sümer mitolojisinin en önemli tanrıları kimlerdi? Anunnaki ve İgigiler neydi? Yeryüzü ve evren nasıl yaratılmıştı? Ayrıca ölümden sonra yaşam var mıydı? Tarihin en eski ebedi eseri olan Gılgamış destanında neler anlatılıyordu? Ve Büyük Nuh tufanı Sümer mitolojisine göre nasıl gerçekleşmişti? Tüm bu merak uyandıran soruların cevapları şimdi bu belgeselde. Antik çağda daha yakından tanıdığımız Babillerin hüküm sürdüğü Mezopotamya toprakları, onlardan da önce var olan Sümerlerin geliştikleri, yayıldıkları ve büyük bir medeniyet haline geldikleri toprakları oluşturuyor. Bu bölge günümüz İran'ın Bağdat'ın kuzeyinden Basra körfezine kadar olan koca bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 60.000 km² olan bu bölge neredeyse ülkemizin Marmara bölgesi büyüklüğündedir. Buranın iklimi aşırı sıcak ve kurudur. Ayrıca toprağı kendi haline bırakılırsa oldukça verimsizdir. Neredeyse hiç maden yoktur ve taş çok azdır. Bataklık yanlarındaki sazlıklar düşünülmezse hiç kerestelik ağaç bulunmaz. Yani o zamanlar Mezopotamya yokluğun ve yoksulluğun var olduğu gelecek vaat etmeyen bir bölgeydi. Ne var ki buraya yerleşen ilk insanlar, yani M.Ö. 3000'li yıllarda bilindikleri ismiyle Sümerler, üstün bir zekaya ve kararlı bir ruha sahiptiler. Mezopotamya'nın tüm doğal dezavantajlarına rağmen burayı bir cennet bahçesine çevirmeyi ve büyük ihtimalle insanlık tarihindeki ilk yüksek kültürü geliştirmeyi başarabildiler. Öyle ki Sümer halkının ilk yerleşimcileri bile sulama fikrini akıl edip Dicle ve Fırat nehirlerinden kanallar açmayı ve tarlalarıyla bahçelerini sulayarak toprağı verimli hale getirmeyi düşünebilmişlerdi. Maden ve taş kıtlığına karşın hiç tükenmeyen ırmak kilini çömlek, levha ve kavanoz haline getirerek fırınlamayı öğrenmişlerdi. Hiç ağaç olmamasına rağmen çokça bulunan sazlıkları kesip kurutmayı ve bunları demetler halinde bağlayarak çamur sıvasının yardımıyla kulübeler ve hayvan barınakları inşa etmeyi düşünebilmişlerdi. Hatta sonrasında ırmak kilini şekillendirmek için tuğla kalıpları icat ederek inşa malzemesi sorununa tamamen çözüm bulmuşlardı. Bu kadarıyla yetinmeyen Sümerler çömlekçi çarkı, araba tekerleği, saban, yelkenli tekne, tonoz ve kubbe gibi yararlı araçların yapımını, ayrıca taş heykelciliği, oymacılık, kakmacılık ve dökümcülük gibi becerileri ve teknikleri geliştirmeyi başarmışlardı. En önemli buluşları ise kil üzerine yazı yazma sistemiydi. Yani yazının icadıydı. Sümerler sayesinde 2000 yılı aşkın bir süre Yakın Doğu'nun genelinde kil üzerine yazı yazma sistemi kullanılmaya devam etti. Sümerler tüm becerilerinin dışında fikirleri ve idealleri bakımından da dikkat çekici, ayrıca açık görüşlü ve sağduyulu insanlardı. Maddi anlamda ise servet ile mal mülke, bereketli hasada, dopdolu tahıl ambarlarına, hayvanlarla dolu ahırlara, başarılı ava ve iyi balıkçılığa çok önem gösteriyorlardı. Ruhsal ve psikolojik olarak hırs ve başarıya, üstünlük ve saygınlığa, onur ve takdir edilmeye de büyük önem veriyorlardı. Sümerler bunlarla birlikte kişisel hakları konusunda bilinçliydiler. İster dengi olsun, ister de üstü ya da kralı hakları çiğnenince tepki gösterirlerdi. Yanlışı ve doğruyu birbirinden ayırdıkları yasalar yazmaları bu sebeple şaşırtıcı değildir. Yine Sümerler kendi toplumları arasında güçlü bir işbirliğine sahiptiler. Buna sebep olan en büyük etkense hayatlarının sulamaya ve toprağın verimli hale getirilmesine bağlıydı. Su kanallarının sürekli kazılması ve onarılması gerekiyordu. Bu da toplumun adil bir şekilde iş planlaması yapmasıyla mümkün oluyordu. Tüm bu iş planlamalarının yapılması ve bölgenin güvence altına alınabilmesi güçlü bir iktidarın varlığını zorunlu hale getiriyordu. Devlet kurumlarının ve Sümer hanedanlarının ortaya çıkışının nedeni buydu. Bütün bu söylediklerim yaklaşık 5000 yıl önce meydana gelmiş, böylece çağdaş insanın ve kültürünün doğuşu Sümer uygarlığı ile birlikte gerçekleşmiştir. Günümüzden hemen hemen 150 yıl öncesine kadar Sümerler hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Varlıklarından bile haberdar değildik. Mezopotamya'da kazı yapan arkeologlar Sümerleri değil Asurluları arıyordu. Semavi din kitaplarında Sümerlerden kısmen söz edilmiş olsa da bu anlatılan halkın Sümerler olduğu kazı çalışmalarında yapılan keşifler sonrasında ancak anlaşılabildi. Sümerlerin varlığının anlaşılması da bu kazılarda bulunan Sümer çivi yazılarının yani Sümer dilinin çözülmesiyle gerçekleşti. Sümer dili ise Asurluların, Babillerin ve Perslerin kullandıkları Akadça'ya oldukça benzemesi sayesinde çözülebildi. Yani Mezopotamya tarihi 150 yıl önce arkeologlar, kaşifler ve akademisyenler sayesinde yapılan yeni keşiflerle yeniden yazıldı. Sümerlere neden Sümerler denildiğinin yani Sümer adının kaynağı tam olarak kesin değildir. İlk olarak keşifler sonucu Sümer adı tablette adı geçen bir kral ünvanında karşımıza çıkıyor. Yani burada krala atfedilen ünvanda Sümer ve Akad kralı ifadesi yer alıyordu. Ancak o zamanlar Akadlar hakkında bilgi sahibi olunsa da Sümerler hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Daha sonra Sümer dilinin çözülmesiyle Sümer kelimesinin anlamı ortaya çıkmaya başladı. Tabletlerde yazanlara göre Sümer adı bir halkı isimlendirmekten ziyade genel olarak bu halkın yaşadığı coğrafyaya verilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mezopotamya bölgesine Sümer denilmiştir. Hatta bu adı Sümerlerin kendisi değil, daha sonra yaşamış olan Akadların vermiş olduğu da biliniyor. Çünkü sadece Sümer adı Akad dönemine ait tabletlerde yazılıdır. Ancak Sümer kelimesinin anlamını bilmiyoruz. Günümüzde kelime anlamı Mezopotamya'da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse olarak tanımlanıyor. Sümerlerse bu bölgeye kendi zamanlarında soylu kralların ülkesi anlamına gelen Kengi diyorlardı. Sümer kelimesi aslında bir coğrafi bölge anlamını taşıdığı için bu bölgede yaşamış insanlara Sümerler değil de Sümerliler denmesi bazı Sümerologlar tarafından tartışma konusu oldu. Ancak aradan geçen 150 yıllık araştırma ve inceleme sürecinde her zaman Sümerler ifadesi kullanıldı ve bilimsel bir terim haline geldi. Bu sebeple Sümerliler yerine Sümerler kelimesi kalıcı bir hale geldi. Peki bu kadim uygarlığın varlığı ilk olarak ne zaman keşfedildi? Bir Sümer ören yerinde yapılan ilk kazı 1877'de antik Lagaş kentinin kalıntılarına yakın bir yerde bulunan Girsu ya da Tello adıyla bilinen arkeolojik sit alanında Fransızlar tarafından başlatıldı. 1877'den 1933'e kadar aralıklarla 20 kazı çalışması gerçekleştirildi. Bu kazılarda M.Ö. 2144 ila 2124 yılları arasında hüküm süren Lagaş hükümdarı Gudea'ya ait çok sayıda heykel, dikili taş ve Gudea silindiri bulundu. Ayrıca yaklaşık M.Ö. 2500'lü yıllara tarihlenen Ur-Nammu hanedanına ait binlerce tablette kazılarda çıkarıldı. 1877'de başlatılan bu kazılar Sümerlerin net olarak varlığının ilk keşfiydi. Bir Sümer ören yerinde yapılan ikinci büyük kazıysa Pennsylvania Üniversitesi tarafından yürütüldü ve Mezopotamya'da ilk Amerikan kazı çalışması olarak tarihe geçti. Kazı yeri olarak Irak'taki en büyük ve en önemli höyüklerden Nippur seçildi. 1889 ila 1900 yılları arasında 4 uzun ve sıkıntılı kazı çalışması yürütüldü. Öyle ki bu çalışmalar sırasında genç bir arkeolog hayatını kaybetti ve birçok kişi de ciddi hastalıklara yakalandı. Yine de tüm bu engellere rağmen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ettirildi ve Nippur kazılarında 30.000'e yakın tabletle arkeolojik nesne çıkartılabildi. Sümerlere ait olduğu anlaşılan çoğu tablet M.Ö. 2500'lü yıllara tarihlendi. Babiller ve hatta Perslere ait birçok kalıntı da burada yer alıyordu. Bu kazılar sonrasında Sümerlerin dillerini, kültürlerini, tarihlerini ve arkeolojisini inceleyen Sümeroloji bölümü üniversitelerde okutulmaya başlandı. Sümerologların Girsu ve Nippur'da gerçekleştirilen kazılarda bulunan tabletleri incelemeleri sayesinde Sümerlerin yönetim biçimlerini, ekonomilerini, hukuksal yaklaşımlarını ve siyasi tarihlerini daha iyi biliyoruz. Ayrıca tabletler kişilere, tanrılara ve mekanlara ait yüzlerce isim ve yazı içeriyordu ki bu sayede Sümer dini hakkında daha kapsamlı bilgiye sahibiz. 1963'te başlatılan bir başka kazı günümüz adıyla Varka olarak bilinen Sümerlerce Uruk ve İncil'de geçen ismiyle ise Erek antik kentinde gerçekleştirildi. Burada Sümerlere ait bilinen en eski arkeolojik nesneler kazı çalışmaları sonucu çıkarıldı. Bu nesnelerin en ünlüsü M.Ö. 3000'li yıllara tarihlenen Sümer ayin ve ritüellerinin tasvir edildiği boyu 1 metreyi bulunan kaymak taşından yapılma Uruk vazosudur. Ayrıca M.Ö. 2800'lü yıllara tarihlenen gerçek insan boyutlarında mermerden yapılma bir kadın başı da bulundu. Bu arkeolojik nesneler Sümerlere ait olduğu bilinen en eski sanatsal çalışmalardır. Ancak Sümerlere ait olduğu bilinen en eski yerleşim birimi hiçbir tablet bulunamamasına rağmen antik Eridu kentidir ve bu kent M.Ö. 5400'lü yıllara tarihlendiriliyor. Sümer tarihinin en önemli hanedanları ve hükümdarları hangileriydi? Bunları öğrenerek devam edelim. Sümerler çok eski tarihlerde yaşadıkları için Sümer tarihini net bir şekilde yazmak oldukça zordur. İlk yerleşim yeri olan Erido'nun keşfi sebebiyle Sümer tarihi birçok akademisyene göre M.Ö. 5400'de başlıyor. Ancak yine de Sümerlere ait bilinenlerin çoğu en eski M.Ö. 4500'lü yıllara kadar dayanıyor. Sümer tarihinin sonuysa hemen hemen 3. Ur hanedanlığının yıkılışıyla Babil kralı Hammurabi'nin hükümdarlığının başlangıcına denk gelen M.Ö. 1750 yıllar sayılıyor. Sümerler başlangıçta aslında kendi tarihlerini kayıt altına alma çabasına değildiler. Sümer tabletlerini yazan ilk insanlar dini ritüelleri, askeri etkinlikleri, karşılıklı anlaşmaları, savaş hikayelerini, çeşitli yasaları ve övgüleri kayıt altına almak istemişlerdi. Yani bu insanlar tarihçi değil, kayıtçı ya da arşivci olarak tanımlanabilir. Ancak sonraları M.Ö. 2500'lü yıllarda yönetimle ilgili yazılar yazmaya ve tarihlendirme çizelgesi tasarlamaya başladılar. Belli başlı dinsel olaylarla siyasi olayları belirli bir hükümdarın ismini belirterek yazdılar. Böylece hangi olayın hangi hükümdarın döneminde gerçekleştiğini belirtmiş oldular. Günümüzde ise doğru bir tarihlendirme yapabilmek bu sayede mümkün oldu. Özellikle bulunan Sümer Kral Listesi tableti, kraliyet yazışmalarının yapıldığı kil mektuplar, savaşlarla kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı şiirler ve Sümer dinine ait yazılı mitler daha kapsamlı bir tarihlendirme yapabilmemizi mümkün kılıyor. Bölgede incelemeler yapan jeologlar deniz sularının bir zamanlar bu bölgede yükselip Sümer şehirlerini yok etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bu sebeple yerleşim dönemi başlangıcı M.Ö. 5400 ila 4000 yılları arası kabul edilse de Mezopotamya'da çok daha önceleri insanların yaşamış olabileceği ve burada şehirler kurmuş olabilecekleri düşünülüyor. Ayrıca arkeologlar ve akademisyenlere göre Mezopotamya'daki ilk yerleşimcilerin Sümerler olmadığı hemen hemen kesindir. Bölgenin en önemli iki ırmağı olan Dicle ve Fırat'ın Sümer çivi yazılarında İdiklat ve Buranun adıyla yazıldığı görüldü. Ancak dilbilimsel olarak bu iki kelimenin Sümerce olmadığı kesindir. Bunun dışında en önemli Sümer şehirleri olan Eridu, Ur, Larsa, İsin, Lagaş, Nippur ve Kiş gibi kentlerde yine dilbilimsel olarak Sümerce değildir. Yani tüm bu isimler Sümerce konuşmayan bir halk tarafından konmuş olmalı. Ancak Sümer öncesi yaşamış olan bu yerleşimcilerin ismi tabii ki de bilinmiyor. Çünkü bu insanlara ait herhangi bir arkeolojik kanıt bulunamadı. Akademisyenler Sümer öncesi yaşamış olan bu insanlara Proto-Fıratlılar yani Ön Fıratlılar adını verdi. Sümerlerse buraya başka yerden göç etmişlerdi ve yine onların da nereden gelip neden Mezopotamya'ya yerleştikleri hala büyük bir soru işareti. Sümerler nereden gelmiş olursa olsunlar Mezopotamya'da ilk çağdaş uygarlığı kurmayı başardılar. Burada siyasal güç elde ettiler, ekonomik zirveye ulaştılar, sanatta ve el işliğinde muazzam işler çıkardılar. Dinsel, ahlaksal ve mitsel düşüncede yeni bir başlangıç yaptılar. En önemlisi yazının icadıyla birlikte kendi dillerini egemen dil haline ve en etkili iletişim aracı haline getirerek resmi eğitim uygulamalarının ilk adımını attılar. Çok kısa ifadelerle de olsa adından söz edilen ilk Sümer hükümdarı Etana isimli bir Kiş kent kralıdır. Kralın M.Ö. 3000'li yıllarda hüküm sürdüğü sanılıyor. Sümer Kral Listesi'nde Etana, cennete yükselen ve tüm yabancı ülkeleri birleştiren çoban olarak adlandırılıyor. Bu ifadeden anlaşıldığı kadarıyla Etana'nın sadece Sümer üzerinde değil, komşu devletlerin bazıları üzerinde de egemenlik kurduğu çıkarımı yapılabilir. Yani Etana, insanlık tarihinin bilinen ilk imparatorluk kurucusu olabilir. Yine Akadça yazılmış olan başka bir belgede de Etana'dan bahsedilmiş ve onun adına bir şiir yazılmıştır. Burada yazanlara göre Etana, dindar, tanrılardan korkan bir kraldı. Dini gelenekleri sadakatle uyguluyordu ama çocuksuz olmakla lanetlenmişti. Yine kral listesinde yer alan ve ayrıca hakkında arkeolojik kanıt elde edilen bir diğer hükümdar Kral Enmebarages'tir. Kral Etana efsanesine göre Enmebaragesi arkeolojik olarak yaşamış olduğu kesinleşen ilk kişi hükümdarıdır ve yaklaşık olarak M.Ö. 2700'lü yıllarda yaşamıştır. Kral listesinde onun hakkında Elam ülkesine kim boyun eğdirdi ve o denizlere girdi, dağlara çıktı şeklinde notlar yazılıdır. Bu notlara bakılırsa Enmebaragesi'nin kendi egemenliğini Sümer çevresindeki bütün ülkelere kabul ettirmeye çalışmış olduğu söylenebilir. Bir diğer kral listesinde yer alan hükümdar Uruk hanedanının başındaki Enmerkar'dır ve listede Enmerkar Uruk kentinin kurucusu olarak anılıyor. Ayrıca kahramanlık öykülerinde Hazar Denizi yakınlarında bir yerde olan Aratta devletiyle savaştığı ve kendi egemenliği altına aldığı anlatılıyor. Enmerkar'ın M.Ö. 3400'lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Uruk hanedanının ve Sümer mitolojisinin en büyük kahramanı olarak görülen, adına destanlar yazılan, ayrıca kral listesinde de yer alan bir başka hükümdarsa Gılgamış'tır. Gılgamış hakkında yazılanlar sadece Sümerce değildi. Batı Asya'da konuşulan birçok dilde onun hikayeleri yüzyıllar boyunca yazılmaya devam etti. Hikayelere göre serüvenci ve cesur olmasıyla bilinen Gılgamış, ün, şan, şöhret ve ölümsüzlük peşinde koşmuştu. Milattan önce 2700'lü yıllarda yaşadığı düşünülen Gılgamış hakkında bulunan arkeolojik nesnelerin hiçbiri onun dönemine ait değildir. Uruk hükümdarı Gılgamış'la daha önce bahsettiğim Kiş hükümdarı Enme-Baragesi ise aynı dönemde yaşamış krallardı. Her ikisi de Sümer egemenliği için birbirleriyle amansız mücadele içine girmişlerdi. Bu mücadele Gılgamış'ın Enme-Baragesi'nin oğlunu yenmesiyle son buldu ve Kiş şehri Gılgamış'ın hükümdarlığında Uruk egemenliği altına girdi. Çokça bilinen Gılgamış destanındansa Sümer mitolojisini anlatırken ayrıca bahsedeceğiz. Yine bölgede Sümer egemenliği için mücadele veren bir başka hanedansa Ur hanedanıydı ve ilk hükümdarı da Kral Mes-Annepada'ydı. Gılgamış'tan kısa bir süre sonra yaşadığı düşünülen Mes-Annepada M.Ö. 2600'lü yıllarda hüküm sürmüştü. Kral listesinde onun hakkında sonra Uruk yenildi ve krallık Ur'a götürüldü şeklinde bir not yer alıyor. Yani Gılgamış'ın ele geçirdiği Kiş şehrini bir süre sonra bu kez o egemenliği altına almıştı. Kısacası ilk Kiş, Uruk ve Ur hanedanları döneminde Sümerler kendi kent krallıkları arasında üç taraflı acımasız üstünlük mücadelesi içine girmişti. Daha sonra kral listesine göre Avan ve Hamazi hanedanları ile birlikte 2. Kiş, Uruk ve Ur hanedanları dönemi yaşanmıştı. Ancak bu dönemlere ait arkeolojik kalıntı neredeyse hiç bulunmadığından bu hanedanlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Çünkü bu süreçte Sümerlerin tekrar toparlanma çabası altında olduğu düşünülüyor. Milattan önce 2450'li yıllarda Sümerleri tekrar ayağa kaldıran bir isim ve hanedanla karşılaşıyoruz. Bu isim Adap hanedanının başındaki hükümdar Lugal Annemundu'ydu. Hem Sümer kral listesinde hem de daha farklı birçok yazıtta onun adından söz ediliyor. Bu yazıtlarda Akdeniz'den Zagros dağlarına kadar uzanan bereketli hilalin tümünü egemenliği altına alan büyük bir fatih ve komutan olduğu yazılıdır. Hatta dünyanın dört köşesinin kralı unvanı verilen, ayrıca bölgeye barışı getiren, tapınaklar inşa eden, Sümer'i eski gücüne kavuşturan hükümdar olarak anılıyor. Öyle ki Adap kentinin başında olan Lugal Annemundu, Elam'ı, Guti'yi, Uruk'u ve daha birçok kenti kendi egemenliği altına almıştı ve gerçekten de bu unvanları fazlasıyla hak ediyordu. Tarih milattan önce 2400'lü yıllara geldiğinde Sümer bölgesine hükmeden şehir Lagaş kentiydi. Lagaş hanedanının en önemli ilk hükümdarı Eannatum'du. Eannatum, Umma kentini fethederek bölgede sözü geçen ilk kral ve hanedan olmayı başarmıştı. Ayrıca Sümer tanrıları için bir dizi tapınak ve yeni sulama kanalları inşa ettirerek halkın gönlünü kazandı. Daha sonra Eannatum, Elam, Uruk ve Ur hanedanlarına karşı zaferler kazandı. Hatta sözü geçen Kiş kentini de egemenliği altına almayı başardı. Artık hükümdarlığının zirvesindeydi. Ancak bir süre sonra tüm bu kentlerin isyanlarıyla baş etmek zorunda kaldı. Eannatum'un ölümünün ardından tahta kardeşi Enannatum geçti. Enannatum krallığın başına geçer geçmez Ummalıların isyanına maruz kaldı. Ummalılar inşa edilmiş tüm bina, tapınak ve sulama kanallarını tahrip etmeye başladı. Hatta bölgedeki diğer kentlerden de destek alan Ummalılar Lagaş'a karşı savaş ilan etti. Bu savaş sırasında Lagaş tahtında artık Enannatum'un oğlu Entemena yer alıyordu. Entemena bu savaşı kazanmasını bildi ancak bu zafer kısa sürdü. Kurnaz olan Hallab kentinin kralı Lagaş ile Umma'nın savaş sonucunu bekliyordu. Savaş sonuçlanınca zaferi kazanan ancak yorgun olduğunu bildiği Lagaş'a karşı bu kez o savaşı ilan etti. Entemena bu savaşta kendi kenti olan Lagaş'ı korumayı başarsa da Umma kentini kaybederek Hallablıların eline geçmesine müsaade etmek zorunda kaldı. Lagaş hanedanı Eannatum, Enannatum ve Entemena hükümdarlığında en güçlü dönemini yaşadı ve bir süre Sümerlere hükmetti. En sonunda yaklaşık M.Ö. 2350'li yıllarda 3. Uruk hanedanının başındaki Lugal Zagesi tarafından Lagaş hanedanına son verildi. Sümerlere yaklaşık 20 yıl hükmeden Uruk hükümdarı Lugal Zagesi, M.Ö. 2334'te Sami kökenli Sargon tarafından yenildi ve 3. Uruk hanedanına son verildi. Lugal Zagesi son Sümer hükümdarıydı. Artık Sümer bölgesi Akad hanedanı ve kurucusu Akadlı Sargon'un yükselişine tanık olacaktı. Sargon'un Sami kökenli olması Sümer bölgesini bilinçli ya da bilinçsiz Samileştirme sürecine soktu. Bu da siyasal ve etnik varlık olarak Sümerlerin sonunu getirdi. Günümüzde tanındığı ismiyle Büyük Sargon, Yakın Doğu'nun en dikkate değer siyasal kişiliklerinden biridir. Üstün zeka sahibi bir askeri önder olmasının yanı sıra başarılarının tarihsel fark oluşturacağının farkında olan muazzam bir yönetici ve kurucuydu. Onun etkileri sadece Mezopotamya'da değil, Mısır'dan Hindistan'a kadar bütün antik çağ dünyasında hissedildi. Adına destanlar ve hikayeler yazıldı. Kendisi de başarılarını yazıtlara yazdırmayı ihmal etmedi. Sargon, Sami asıllı olsa da ilk zamanlar 4. Kiş hanedanının hükümdarı Ur-Zababa'nın sakisi yani kadeh taşıyıcısıydı. Kiş kentinin yüksek düzeyde bir memuruydu. Bu dönemde bölgede sözü geçen Uruk hükümdarı Lugal Zagesi, Kiş kentini de ele geçirmeyi hedefliyordu. Bu hedefi doğrultusunda Ur-Zababa'yı tahttan indirmeyi ve öldürmeyi başarmıştı. Buna oldukça sinirlenen Sargon'un ilk hedefi Lugal Zagesi'nin tarih sahnesindeki sonunu getirmekti. Sargon kendi emri altında büyük bir ordu kurdu ve beklenmedik bir zamanda Uruk kentine saldırı başlattı. Sonrasında Uruk kentinin duvarlarını yıkıp şehre girdi ve burayı ele geçirmeyi başardı. Bu sırada Uruk kralı Lugal Zagesi şehir dışındaydı ve ordusunu toplayıp Sargon'un karşısına çıktı. Ancak Sargon ezici bir zafer kazandı ve onu zincire vurarak Nippur kapılarına götürüp bağladı ve burada idam etti. Uruk egemenliği altında olan diğer kentlerin isyan çıkarmasına mahal vermeden Mezopotamya'nın güneyine yöneldi ve önce Ur ile Lagaş şehirlerini ele geçirdi. Dönüş yolunda ise Umma'yı fethetti. Daha sonra yönünü kuzeybatıya çevirdi ve Amanos ile Toros dağlarına kadar bütün bölgeyi kontrolüne aldı. Bununla da yetinmeyen Sargon doğuya yönelerek Elam'ı ve çevresini topraklarına kattı. Böylece büyük lakabını alan Sargon, Mezopotamya'nın merkezde olduğu koca bir imparatorluk kurmayı başardı. Bu kadar büyük bir bölgeye hükmetmesi sebebiyle imparatorluğu denetim altında tutmak için yüksek makamdaki yöneticileri Samilerden atadı. Ayrıca önemli sayılacak noktalarda askeri garnizonlar kurdu. Yaşadığı Kiş kentine pek de uzak olmayan bir yerde yeni bir şehir kurdu ve içerisine Samilerin hizmetinde bulunduğu büyük bir saray inşa ettirdi. Bu şehre Agade ismini verdi. Aslında bu şehir bugün bildiğimiz ismiyle Akad'tır. Agade değil de Akad ismiyle anılması, İncil'de şehrin Akad adıyla söz edilmesinden kaynaklanıyor. Akad İmparatorluğu Sargon'un ölümünün ardından 2 nesil boyunca büyümeye devam etti. Sonrasında Naram-Sin döneminde doğudaki dağlardan gelen Gutilerin işgaline maruz kaldı. Gutiler Sümer bölgesine siyasal karışıklık ve anarşi getirmişti. Hatta öyle güç elde etmişlerdi ki Sümer kentlerinin başına istedikleri kişileri atayabiliyorlardı. M.Ö. 2150'den 2050'lere kadar Gutiler bölgeyi karıştırmış ve bir dönem Sümerlere hükmetmeyi başarmışlardı. Gutilerin egemenliğini sonlandırmayı ve tekrar egemenliği Sümerlere kazandırmayı sağlayan kişi Uruk hükümdarı Utu Hegal'di. Guti kralı Trigan'a karşı verdiği savaştan galibiyetle çıkmayı başarmıştı. Ancak Utu Hegal 7 yıllık Sümer hükmünden sonra Ur valisi Ur-Nammu tarafından M.Ö. 2048'de zorla tahttan indirildi. Ur-Nammu böylece 3. Ur hanedanını kurarak Sümerlere hükmedecek olan son en önemli hanedanı kurmuş oldu. Ur-Nammu yetenekli bir askeri önder, büyük bir kurucu ve iyi bir yönetici olduğunu kısa sürede gösterdi ve tarihteki ilk yasayı yani Ur-Nammu kanunlarını uygulamaya koydu. Ur-Nammu'nun ilk hedefi Gutilerin büyük desteğini alan Lagaş kentini fethetmek oldu. Daha sonra otoritesini bütün Sümerler üzerinde kurmak için harekete geçti. Uruk, Nippur, Adap, Larsa ve daha birçok şehri ele geçirdi. Ancak hala hanedanın başına bela olan Gutilere karşı savaşırken öldürüldü. Yerine daha sonra oğlu Şulgi geçti ve onun döneminde de topraklarını genişletmeye devam ettiler. Ancak ondan sonra gelen 3 hükümdarın yani Amarsin, Şusin ve İbbisin döneminde Ur hanedanı çöllerin ardından gelen Amorilerin akınlarına maruz kaldı. Amurlular ya da Amoriler, gelecekte Babiller adıyla anılacak olan ve Kral Hammurabi'nin döneminde Babil İmparatorluğu haline gelecek olan halkın atalarıydı. İbbisin, Ur kentinin ve Sümerlerin M.Ö. 1964 tarihinden başlayarak 24 yıl hükümdarı olarak kalmayı başarsa da sürekli kıtlık ve açlıkla mücadele etti. Amorilerle birlikte Elamlar da onu sürekli sıkıştırıyordu. Diğer kentlere atadığı valilerle artık neredeyse iletişim kuramıyordu. Amoriler büyük askeri üsleri teker teker ele geçiriyordu. Bu sebeple İblis'in getirttiği tahılları ulaşımı sağlayamadığı için Ur'a değil İsin şehrine getirtti ve çok güvendiği İşbi Era'yı bu şehrin başına koydu. Ancak Amorilerle Elamların bölgedeki varlığı yetmezmiş gibi bir de İşbi Era Ur hanedanına karşı sadakatsiz davrandı. Kendini İsin şehrinin hükümdarı ilan ederek İsin hanedanını kurmuş oldu. İşbi Era'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle M.Ö. 1953 yılında Sümer bölgesini iki büyük hanedan yönetmeye başlamış oldu. Biri İblis'in başında olduğu Ur hanedanı, ikincisi İşbi Era'nın daha fazla bölgeye hükmettiği İsin hanedanı. Ancak her iki hanedan içinde Amorilerle Elamların tehdidi ortadan kalkmış değildi. Tarih M.Ö. 1940'ı gösterdiğinde Elamlar Ur kentini ele geçirdi ve İblis'ini tutsak alarak Ur'u garnizon denetimine bıraktılar. Birkaç yıl sonra İşbi Erra bu garnizona saldırdı ve Ur kentini fethederek tüm Sümerlerin hükümdarı oldu. Sonrasında gelen hükümdarlar Sümer bölgesini ve İsin hanedanını 200 yılı aşkın bir süre ayakta tutmayı başardı. Hatta Lipit İştar döneminde yeni bir kanun dahi yazıldı. Ancak Larsa hanedanının son hükümdarı olacak olan Rimsin M.Ö. 1770'li yıllarda İsin hanedanının tümüyle ele geçirdi. Bölgedeki Amori tehdidi hala devam ediyordu. Bu sebeple Rimsin'in zaferi uzun sürmedi. Kuzeyde daha önce pek de önemsenmeyen bir kent olan Babil'de Amorilere hükmeden Hammurabi adında seçkin bir kral öne çıktı. Hammurabi 30 yılı aşkın bir süre bölgeyi kontrol altına almayı başardı. Larsa kralı Rimsin'in yanı sıra Elam, Mari ve Eşnunna krallarına saldırarak hepsini yenilgiye uğrattı ve M.Ö. 1750'ye kadar Basra körfezinden Bağdat'ın kuzeyine kadar olan ki bütün Mezopotamya'ya hükmetti. Böylece Sümerlerin devri tümüyle sona erdi ve Hammurabi Babil İmparatorluğu'nun temellerini atarak tüm Mezopotamya'da Babiller devrini başlatmış oldu. Peki Sümerler nasıl bir yaşam tarzına sahiptiler? Ayrıca şehir düzenleri ve toplumdaki sınıf yapıları nasıldı? Bu soruyu cevaplandırarak devam edelim. Sümerler'de yaşam her ne kadar tarımsal hayata ve çiftlik hayatına dayanıyor olsa da Sümer uygarlığı bir düzine kent devletinden oluşuyordu. Her biri ayrı ayrı büyük olan bu kentlerin çevresi geniş surlarla çevriliydi ve kente yakın birçok köy bulunuyordu. Her kentin en belirgin özelliği yüksek bir tepeye oturtulmuş tapınaklardı. Yükseldikçe devasa basamaklı bir kuleye benzeyen bu tapınaklara zikkurat deniliyordu. Bu zikkuratın içerisinde rahiplere ayrılmış ibadet odaları ve bu odaların içerisine tanrı heykelleri mevcuttu. Tapınaklar büyük ölçüde balçıktan yapıldığından daha estetik bir hale getirilmesi için çeşitli oymalar ve süslemeler gerçekleştiriliyordu. İç mekanlar tanrı, insan ve hayvan figürleriyle birlikte çeşitli geometrik motiflerle süsleniyordu. Tapınaklar kentlerin en büyük, en yüksek ve en önemli yapılarıydı. Sümer toplumu ilk zamanlar özgür ve eşit insanlardan oluşuyordu. Kentin tümünü ilgilendiren konularda bu insanlar belirledikleri yaşlılar adıyla bilinen bir üst meclise ve erkekler adıyla bilinen bir alt meclise başvururlardı. Ancak zamanla kent devletleri arasındaki mücadele sertleştikçe ve Sümer bölgesinin doğusuyla batısında barbar halkların baskıları arttıkça askeri yönetim zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bu da kralların doğmasına neden oldu. Kralların asıl görevi başlangıçta askeri ordular kurmak ve yönetmekti. Zamanla kralların askeri gücü elinde bulundurması sebebiyle yaşlılar ve erkekler meclisleri ortadan kalktı ve kent yönetimi tümüyle kralların yönetimine geçmiş oldu. Bunun sonucunda krallar için inşa edilen saraylar zenginleşti ve tapınaklarla karşı karşıya gelmeye başladılar. Fakat rahipler, kral ailesi ve askerler kent nüfusunun küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Büyük çoğunluk çiftçilerden, balıkçılardan, tüccarlardan, yazıcılardan, hekimlerden, mimarlardan, marangozlardan, demircilerden ve çömlekçilerden oluşuyordu. Birçok zengin ve güçlü aile toplumun içerisinde yer alıyordu. Esnaf ve zanaatkarlarsa el yapımı ürünlerini kentin serbest pazarında satıyor, ücretlerini mal karşılığı ya da kesilmiş gümüş parçalar ve halka şeklindeki metallerden yapılmış paralarla alıyordu. Gezici tacirlerse kentten kente hem karadan hem de denizden giderek bir ticaret dağı oluşturuyorlardı. Hatta insanlar topraklarını ve evlerini karşılıklı satabiliyordu. Bu da sanıldığının aksine tüm mülkiyetin tapınağa ait olmadığını ve insanların özgür bir şekilde mülk sahibi olabildiklerini gösteriyor. Toplum 4 farklı sınıftan oluşuyordu. Bunlar soylular, sıradan yurttaşlar, yanaşmalar ve kölelerdi. Soylular büyük mülkleri ellerinde bulunduran ve yönetimde sözleri geçen insanlardı. Onlara köleler ve yanaşmalar hizmette bulunurdu. Soylular önceleri tapınak mülklerine denetliyordu, ancak daha sonra bu denetim hükümdarların denetimine geçmişti. Sıradan yurttaşlar da yine kent içerisinde mülk sahibi olabiliyordu, ancak bu bireysel olarak değil bir ailenin üyesi olarak mümkündü. Yaşlılar meclisini yani üst meclisi soylular, erkekler meclisini yani alt meclisi sıradan yurttaşlar oluşturuyordu. Yanaşmalarsa kendi arasında 3 sınıf ayrılıyordu. Bunlar tapınak hizmetkarları, tapınak çalışanları ve soylu hizmetkarlarıydı. Yanaşmalar tapınak çevresinde geçici mülk sahibi olabiliyor ve hizmetleri karşılığı ödeme alabiliyorlardı. Kölelerse tapınaklarda, saraylarda ve zengin yurtluklarda karşılıksız hizmet etmekle görevliydiler. Kölelerin çoğu savaş esirlerinden oluşuyordu. Ancak suç işleyen özgür insanlar da cezalandırılarak köle sınıfına düşürülüyordu. Bunun dışında 3 seneyi geçmemek kaydıyla insanlar borçlarını alacaklılarına ödeyemiyorsa kölelik yaparak bu borçlarının karşılığını ödemiş oluyorlardı. Köleler sahibinin eşyası gibiydiler. Damgalanabilir, dövülebilir ve sert cezalar verilebilirdi. Ancak kölelerin güçlü ve sağlıklı olması sahibine karşı daha faydalı olacağından Sümerler'de kölelere iyi davranılırdı. Kölelerin bazı hakları da vardı. İş ilişkilerinde bulunabilir, para ödünç alabilir ve özgürlüklerini satın alabilirlerdi. Sümerler için de aile kavramı önemliydi. 2 genç arasında evlilik aile tarafından ayarlanıyordu. Damadın kayınpederine bir düğün armağanı vermesiyle nişan yasal kabul ediliyor ve bir tablete yazılarak resmileştiriliyordu. Kadınlarınsa önemli yasal hakları vardı. Mülk sahibi olabilirler, iş ilişkilerinde bulunabilirler ve tanık olarak kabul edilirlerdi. Fakat kocası bir kadını hafif sebeplerden kolayca boşayabilir ve eşi ona çocuk veremiyorsa başka bir kadınla evlenebilirdi. Çocuklar ebeveynlerinin mutlak otoritesi altındaydı. Mirastan yoksun bırakılabilir ya da köle olarak satılabilirlerdi. Ama ebeveynler çocuklarına büyük bir sevgiyle bağlı olduğundan bu tarz yaklaşım çok nadir görülürdü. Sümer kentlerinin nüfusunun kaç kişiden oluştuğunu kestirmek oldukça zordur. Çünkü nüfus sayımı hiç yapılmamıştır. Ancak çeşitli çivi yazılı tabletleri incelediğimizde bazı tahminler yapmak mümkün. Tarihçiler Sümerlerin son dönemlerinde yani M.Ö. 2000'li yıllarda Lagaş kentinde 100.000 civarı, Ur kentinde ise 200.000 civarı insanın yaşadığını tahmin ediyorlar. Kentteki tapınakları hariç tutacak olursak şehir yapılanmasıysa oldukça kötüydü. Sürekli büyüyen kentler gelişigüzel inşa ediliyor ve düzenli bir kentleşme gerçekleştirilmiyordu. Sokaklar dar ve dolambaçlıydı ve bazen çıkmaz sokaklara bile rastlanılıyordu. Büyük evlerle küçük evler karmaşık bir şekilde yan yana olabiliyordu. Ancak yine de halkın sosyalleşebileceği geniş meydanlar ve caddelerde inşa edilmişti. Evler balçıktan inşa ediliyor ve zengin insanların evleri bir düzine odaya sahip ve hatta 2 katlı olabiliyordu. Sümerler bilimsel olarak da ilerlemeyi başarmışlardı. Peki neleri keşfetmişlerdi? Sümerler 25 yıldızdan oluşan bir liste hazırlamış olsalar da bu gözlemleri astronomi amacıyla değil, takvim hazırlamak amacıyla yapmışlardı. Onlara göre bir yıl 2 ayrı mevsimden oluşuyordu. Bunlar Şubat-Mart aylarında başlayan yaz mevsimi ve Eylül-Ekim aylarında başlayan kış mevsimiydi. Her yeni yılın başlangıcıysa Nisan-Mayıs aylarına denk geldiği düşünülüyor. Kullandıkları takvim uyduğumuz ayın hareketlerine göre hazırlanmıştı. Bir ay 29 ya da 30 gün sürüyordu. Ay yılıyla güneş yılı arasındaki gün farkından da haberdardılar. Bu sebeple aradaki farkı gidermek için düzenli aralıklarla takvime bir artık ay ekliyorlardı. Gün güneşin batışıyla başlıyor ve gece 3 eşit dilime bölünüyordu. Zamanı bir silindir ya da prizma biçimindeki su saatiyle ölçüyorlardı. Gölge saati ve çubuk saati de muhtemelen biliyorlardı. Sümerler 60'lık sayı sistemi kullanıyor olsalar da 10'luk sayı sistemini kullandıkları da görüldü. Birden 10'a kadar ve 60, 600, 3600, 36000 gibi sayılar mevcuttu. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini bu sayı sistemine göre geliştirmişlerdi. Bugüne kadar Sümerlerce reçete olarak yazılmış birkaç çivi yazılı tablet bulundu. Bu sayede tıp alanında da gelişme sağladıkları anlaşılabiliyor. Bu tabletler çeşitli otların yenilip içilmesi veya öğütülüp macun haline getirilip sürülmesi gibi hastalıklara tedavi sağlayacak yazılar içeriyordu. Sadece bitkisel ürünler değil, hayvanlardan elde edilen ürünlerle tuz ve diğer mineraller de hastalık tedavisi için tavsiye ediliyordu. Sümerler sadece bilimsel değil, sanatsal alanda da gelişme sağladılar. Bu sanatsal çalışmaları nelerdi? Gelin bunlara bakalım. Sanat alanında Sümerler en çok heykelcilik becerileriyle dikkat çekiyordu. İlk zamanlar tapınaklar için yapılan heykeller, tanrılarına olan bağlılıkları sebebiyle sanatsal anlamdan çok duygusal bir bağ için yapılıyordu. Fakat yavaş yavaş bu becerilerini geliştirmeyi başardılar ve daha sanatsal heykeller ortaya çıkarmaya başladılar. Sadece heykel değil, aynı zamanda dikili taşlar, levhalar, vazolar ve çanaklar üzerinde de çeşitli şekiller, oymalar ve süslemeler gerçekleştiriyorlardı. Bizlere bıraktıkları tüm bu tarihi miraslar sayesinde Sümerlerin görünüşü ve giyimleri hakkında epeyce bilgi sahibiyiz. Sümer toplumunda erkeklerin çoğu sakallıydı ve uzun saçlarını ortadan ayırıyorlardı. Fırfırlı eteğe benzer alt giysileri ve bir omuzun açık bırakıldığı, diğer omuzun örtüldüğü şal benzeri kıyafet giyiyorlardı. Keçeden yapılmış bir pelerin giydikleri de oluyordu. Kadınlarsa baştan aşağı bütün vücudu örten sadece bir omuzun açıkta kaldığı püsküllü elbiseler giyiyorlardı. Saçları genelde ortadan ikiye ayrılıyor ve uzun saçları at kuyruğu gibi örülerek başın çevresine sarılıyordu. Gerek çalgılarla gerekse insan sesiyle yapılan müzik Sümerlerin önemli bir parçasıydı. Müzisyenlerin bazıları tapınaklarda ve saraylarda önemli kişiler haline gelmişti. Ur kentindeki kraliyet mezarlarında kazılar sonucu arplar ve lirler çıkarıldı. Davul ve tef gibi vurmalı çalgıların yanı sıra kamıştan ve metalden yapılma üflemeli çalgılar da yaygındı. Tanrılar ve krallar için yazılmış çivi yazılı birçok ilahi bulundu. Müzik Sümerler için en önemli eğlence kaynaklarından biriydi. Sümerlerin sanata yaptığı en özgün katkılardan biri silindir mührüdür. Üzerine çeşitli desenler oyulmuş küçük bir taş silindir olan bu mühür, henüz yaş olan kil bir tabletin üzerinde yuvarlandığında mühürdeki desenler kil tablet üzerine baskı olarak geçiyordu. Bu sayede tek tek tablet hazırlamak yerine mühür baskısı sayesinde tabletler kolayca kopyalanabiliyordu. Sümerlerin tüm bilimsel ve sanatsal çalışmaları dışında daha birçok keşifleri vardı. Özellikle günümüz icatlarının temeli Sümer icatlarına dayanıyor. Peki bunlar nelerdi? Sümerler'de taşımacılık kızak, kağnı, araba ve tekne gibi araçların yardımıyla insanlar ve hayvanlar tarafından yapılıyordu. 2 tekerlekli ya da 4 tekerlekli kağnılar öküzler tarafından, boyutları küçük olan arabalarsa yaban eşekleri tarafından çekiliyordu. Oldukça elverişli olan tekneler malların taşınmasında epeyce kolaylık sağlıyordu. Özel tersanelerde keresteden yapılan büyük gemilerin yanı sıra sazlardan yapılan ve üzeri deriyle kaplanan sepet benzeri guffa adıyla bilinen tekneler çokça kullanılıyordu. Sümerler bunların dışında tarımda ve sulamada da çeşitli keşifler gerçekleştirdiler. Kanallardan, hendeklerden, bentlerden ve göletlerden oluşan karmaşık bir sistemi mühendislik becerileri sayesinde inşa etmeyi başarmışlardı. Muhtemelen su terazisini, ölçüm cetvellerini, teknik çizimleri ve haritaları icat etmişlerdi. Tarımda sabanla birlikte işlerini kolaylaştıracak birçok orak, kazma, balta, çapan, tırmık ve kürek gibi el aletlerini kullanıyorlardı. Balıkçılık içinse olta ve tuzakların kullanımından tabletlerde söz edildiği görüldü. Sümerlerin en önemli keşiflerinden biri ise en popüler içkileri olan biradır. Ancak bira yapım teknikleri tam olarak bilinmese de çimlendirilmiş arpa kullandıkları birkaç tablette yazılıdır. Ayrıca bira yapımında sorumlu bir tanrıçaları dahi vardı. Ninkansi adındaki bu tanrıça adına çimlendirilmiş arpayı yüce kürekle pişiren ve bab bir maltını tatlı kokularla karıştıran gibi yazılarla betimlemeler yapmışlardı. Şu ana kadar bahsettiğim Sümerlerin tüm bu becerilere sahip olması ve üstün başarı sağlamaları doğrudan uzantısı olan resmi eğitim sistemi sayesindeydi. Milattan önce 3000'li yıllarda başlayan eğitim sistemi sayesinde Sümer bilginleri ve öğretmenleri bugünkü bilimsel ve teknolojik gelişmenin temellerini atmış oldular. Okuma ve alıştırma yapmak amacıyla yazılmış birçok çivi yazılı tablet bulundu. Bu da bizi öğrenme ve öğretme üzerine sistemli bir çalışma yürüttükleri sonucuna getiriyor. Örneğin Sümerlerce Utnapiştim veya Zisudra adıyla bilinen Nuh peygamberin yaşadığı şehir olarak düşünülen Şuruppak kentinde M.Ö. 2500'lü yıllara dayanan çok sayıda ders kitabı niteliğindeki tabletler bulundu. Bu tabletler tanrı, hayvan ve eşya listeleri ile beraber çeşitli sözcük ve deyim listelerinden oluşuyordu. Ancak bugüne kadar birçok farklı kazıda bulunan tabletlerin çoğu genel olarak yönetim ve ekonomi ile ilgiliydi. Bu eğitimi alanlar kraliyette, tapınakta ve üst düzey yönetsel alanda yazıcı oluyorlardı. Eğitim veren okulların çoğunun yazıcı yetiştirdiklerini söylemek yanlış olmaz. Sadece eğitmek amaçlı tabletler değil, öğrencilere ödev olarak verilen tabletler dahi bulundu. Bu tabletler her türden alıştırmayla dolu yüzlerce uygulama içeriyordu. Bazılarında acemice çizimler yer alıyorken, bazılarında zarifçe yazılmış yazılar görüldü. Bu da ilkinin 1. sınıf öğrencilerince, diğerinin mezun olma seviyesine gelmiş öğrencilerce yazıldığı anlamını taşıdığını söyleyebiliriz. Hatta Sümer okullarının amaçlarını, hedeflerini, öğrencilerini, öğretim kadrosunu, müfredat programını ve öğretim tekniklerini içeren bir tablo bile elde edildi. Bulunan bu tablo insanlık tarihinin bu kadar eski dönemi için eşsiz bir örnekti. Sümer okullarına edubba yani tablet evi deniliyordu. Öğretmenlere tablet evinin babası, öğretmen yardımcılarına tablet evinin abisi ve öğrenciye ise tablet evinin oğlu deniliyordu. Edubbalarda yönetim ve ekonomi eğitimlerinin yanı sıra ilerleyen dönemde teoloji, bitki bilim, hayvan bilim, coğrafya, matematik, dil bilgisi ve dil bilimle ilgili dersler de verilmeye başlanmıştı. Öğretmenlerin ücretlerini eğitim almak isteyen öğrenciler ödüyordu. Bu sebeple eğitim ne genel ne de zorunluydu. Varlıklı ailelerin çocukları rahatça eğitim alabiliyorken fakir aileler çocuklarına eğitim verdirebilecek para ve zamanı kolay kolay bulamıyordu. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluşuyordu. Öğretmenler başarılı öğrencileri övgü ve takdirle teşvik ederken hata ve kusur işlediklerinde sopaya başvuruyorlardı. Eğitim gün doğumundan gün batımına kadar sürüyordu ve çocuklar genç bir yetişkin olana kadar yıllarca devam ediyordu. Sümerlerin Mezopotamya bölgesine göç edip geldikleri kesindir. Ancak buraya nereden gelmişlerdi? Yıllarca yapılan araştırmalar ve bulunan bazı arkeolojik kalıntılar sayesinde Sümerlerin Orta Asya'nın Anav bölgesinden geldikleri artık neredeyse kesin denilebilecek seviyededir. Çünkü M.Ö. 9000'li yıllarda Türklerin buradan farklı yerlere göç etmeye başladıklarına dair kalıntılar bulundu. Bu yerlerden biri de Mezopotamya olabilir. Yani Sümerler ön Türklerdendir diyebiliriz. En önemli kanıtlardan biri Sümerlerin yazmış olduğu Kalde Zodyak'tır. Kalde Zodyak, yıldız kümelerinin gözlemleriyle oluşturulmuş burçların yazılı olduğu bir tablettir. Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde tablet üzerine belirtilen yıldızların konumu ancak Hazar Denizi'nin 40-46 enlemlerinde gözlemlenerek oluşturulabilirdi. Bu da tabletin Türklerin yaşadığı Anav bölgesinde yazıldığını ortaya koyuyor. Yine Anav bölgesindeki mezarlarla Sümerlerin Ur kentindeki mezarlarında yapılan araştırmalarda ölülerin gömülme şekillerinin aynı olması ve kemik kalıntılarında yapılan DNA testlerinin her iki bölge insanının akraba olduğunu kanıtlaması Sümerlerin Türk olduğunu kesin olarak açıklıyor. Ayrıca birçok Sümerolog Sümerlerin ön Türklerden olduğunu artık kabul ediyor. Tüm bunların dışında bazı Sümerce kelimelerle Türkçe kelimeler neredeyse birbirinin aynısıdır. Sümerler Tanrı'ya Dingir derlerdi. Türklerse Tengri ve bu iki kelime birbiriyle özdeştir. Sümerce, Karaçay Türkçesi ve Türkiye Türkçesine göre bazı benzerlikler gösteren kelimelere örnek vermek gerekirse az, 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 baba, ata, baba ya da ata, me, men, ben, mu, bu, bu, ne, 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 er, er, er ya da asker, uzuk, uzun, uzun, eşik, eşik, eşik ya da kapı gibi daha birçok örnek verilebilir. Dünya mitolojilerinin en köklüsü Sümer mitolojisi. Bugüne kadar bilinen en eski yazılı metinlere sahip olan mitoloji Sümer mitolojisidir. Bu kadim mitolojinin en önemli tanrıları hangileriydi? Anunnaki ve İgigiler neydi? Yeryüzü ve evren nasıl yaratılmıştı? Ölümden sonra yaşam var mıydı? Tarihin en eski destanı olan Gılgamış destanında neler anlatılıyordu? Büyük Nuh tufanı Sümer mitolojisine göre nasıl gerçekleşmişti? Bu soruların cevabına ve daha fazlasına bakarak devam edelim. Sümer mitolojisinde tanrılar insan suretine benziyor ve ölüm dışında tüm insani vasıfları üzerlerine taşıyorlardı. Sümer tabletlerinde bu tanrıların yeme, içme, evlenme, çocuk sahibi olma, hastalanma, yaralanma, savaşma, öfkelenme gibi insani duygulara sahip olduğu yazılıdır. Ayrıca her zaman istediklerine ulaşamıyor ve çeşitli plan ya da kurnazlıkla amaçları doğrultusunda hareket ediyorlardı. Çoğunlukla insana benziyor olsalar da çeşitli hayvan-insan karışımı suretlere sahip tanrılar da mevcuttu. Sümer bölgesinde her bir kentin ayrı ayrı öne çıkan ve o şehri koruyan bir tanrısı vardı. Kentin askeri ve siyasi bir güç elde etmesi, koruyucu tanrısının da yücelmesini sağlıyordu. Böylece diğer şehirlerde de tapılıyor ve saygı görüyordu. Sümerlere göre herhangi bir kentin tanrısı kendisi adına kurulan zigguratta yani tapınakta yaşıyordu. Tanrı şehrin gelişip büyümesinden, her alanda ilerlemesinden sorumlu olduğu gibi insanların güvenliği ve geçiminden ayrıca huzuru ve mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanılıyordu. Sadece kendi kentindeki zigguratta yaşamaz, bazen diğer şehirlerdeki mabetleri de ziyaret ederdi. Ayrıca her tanrı tanrıların toplandığı zamanlarda kendi kentinin menfaatini korur ve sözcülüğünü yapardı. Sadece çok önemli meselelerle ilgilenirler ve büyük krallar ya da önemli rahiplerle iletişime geçerlerdi. Sümerler kent tanrılarının herkesle ilgilenecek kadar vakitlerinin olmadığını düşünüyorlardı. Bu Bu sebeple her ailenin ayrı ayrı koruyucu tanrısı olduğuna ve bu ailenin sıkıntılarını giderdiğine inanıyorlardı. Toplumdaki her bir birey tanrılar için kutsal mabet inşa etmek, onlara adaklar sunmak, yapılan törenlere ve ritüellere katılmak zorundaydı. Herhangi bir meselede tanrıların düşüncesini öğrenmek isteyen biri, aracılık yapması ve tanrılarla konuşması için rahiplere başvurması gerekiyordu. Sümer mitolojisinde insanın gördüğü, hissettiği, düşündüğü ve hayal ettiği her şeyin neredeyse bir tanrısı vardı. Ancak her biri eşit seviyede olmadığı gibi benzer özelliklere sahip de değillerdi. Örneğin güneş tanrısı Utu ile hayvanlarla çiftçilerin koruyucu tanrısı olan Ente'nin aynı kategoride değerlendirilmesi imkansızdı. Sümer mitolojisinde tüm tanrılardan 7'si ayrı tutuluyordu ve bu 7 tanrı diğer tanrılardan çok farklı bir konuma sahipti. Tanrıların hizmetinde bulunan ve onlara yardım eden ilahlar da mevcuttu. Sümerlerin 7 büyük tanrısından bahsederek Sümer mitolojisine detaylı bir giriş yapalım. Sümerler'de An, Akatlarda Anu olarak isimlendirilen An kelimesi gökyüzü anlamına geliyordu ve gökyüzü tanrısına An deniliyordu. En büyük tanrı olarak o kabul ediliyordu. Ancak ilk tanrı olarak kabul edilen Anşar'la ilk tanrıça olan Kişar'ın birlikteliğinden doğmuştu. Çivi yazılı tabletlerde tanrıların babası lakabıyla anıldığı görüldü. Diğer tanrılara oranla daha çok soyut özellikler taşıyordu. En önemli tanrılardan olan Enlil, Enki ve İnanna An'ın çocuklarıydı. Tanrı An'a tüm şehirlerde tapılıyor olsa da en çok siyasal ve kültürel açıdan zirve yapan Uruk kentinde tapılıyordu. Ayrıca Uruk kentinin koruyucu tanrısıydı. Boynuzlu bir taçla tasvir edilen An, tüm tanrılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir yargıç niteliğindeydi. En büyük tanrılardan biri de An'ın eşi Ki'den olma oğlu Enlil'di. Hava tanrısı olarak da bilinen Enlil yeryüzü tanrısıydı. Tüm dünyadaki yaşamı o başlatmıştı ve yine o hükmederdi. İnsanlar için mutluluk tohumları eken ve büyümesini sağlayan oydu. Sümer krallarına hakim oldukları toprakları o verirdi. Eğer bir kralı beğenmezse diğer krallara beğenmediği krala karşı harekete geçirir ve yönetimine son verdirirdi. Enlil'e en çok Nippur'da tapılırdı ve kentin koruyucu tanrısıydı. Enlil'in başlıca silahı tufanla kasırgaydı. İnsanların kurban edilmesi gerektiğini düşündüğünde yeryüzüne tufanı o göndermişti. Rüzgar tanrıçası Ninlil, Enlil'in eşiydi. Savaş tanrısı Nergal, ay tanrısı Nanna ve tarım tanrısı Ninnurta onların çocuklarıydı. En büyük tanrılardan bir diğeri ise bilgelik tanrısı Enki'dir. Gökyüzü tanrısı An'ın yaratıcı tanrıça Namnu'dan olma oğluydu. Eridu kentinin koruyucu tanrısıydı. En önemli özelliği bilge ve keskin bir zekaya sahip oluşudur. Tüm meselelerini aklıyla ve kurnazlığıyla hallederdi. Bu yüzden ona kurnaz tanrı Enki denirdi. Yaratılışın, zekanın, deniz ve ırmakların tanrısı olarak da biliniyordu. Tüm insanların sorunlarını çözmesine yardımcı olan tanrı oydu. Büyük tufan gerçekleşeceği zaman yine insanlara o yardım edecekti. Sümer mitolojisinin devamı olan Babil mitolojisinin en büyük tanrısı olarak kabul edilen Babil'in koruyucu tanrısı Marduk, Enki'nin oğluydu. Ana tanrıça ya da toprak ana olarak da bilinen Ninhursak, doğurganlığın, dağların ve tüm hükümdarların tanrıçasıdır. Ancak isminin gerçek anlamı sıra dağların tanrıçası manasına geliyor. Ninhursak en büyük tanrılardan biri olan Enki'nin eşiydi. Sümer mitolojisindeki birçok tanrıyı onun doğurduğuna ve hepsinin annesi olduğuna inanılıyordu. Hatta bazı kralların kendilerini Ninhursak'ın emzirdiğini söylemesiyle siyasi gücünü ve otoritesini arttırdığı gibi dini bir güç elde ederek insanüstü özelliklere sahip olduğu algısını oluşturuyorlardı. Ona en çok Adap şehrinde tapılıyordu. Sümerler uydumuz ayı bir tanrı olarak görüyorlardı. Bu ay tanrısına Nanna diyorlardı. Ancak daha sonra Babil dönemi ile birlikte Sin ismi daha yaygın ve bilinir hale geldi. Nanna, Enlil ve eşi Ninlil'den doğdu. En çok Ur'da tapılırdı ve kentin koruyucu tanrısıydı. Zamanın yöneticisi ve takvimin efendisi olarak biliniyordu. Ayrıca kralların yanlış işlerine müdahale ediyor ve onları cezalandırıyordu. Yer altında doğduğuna ve sürekli iblislerle mücadele içinde olduğuna inanılıyordu. Büyük Kraliçe adıyla bilinen ve Ur kentinin koruyucu tanrıçası olan Ningal, Nanna'nın eşiydi. Aşk, savaş ve bereket tanrıçası İnanna ile güneş tanrısı Utu onların çocuklarıydı. Ay gibi güneş de Sümerler tarafından tanrı olarak kabul ediliyordu. Güneş tanrısına Sümer mitolojisinde Utu, Babil mitolojisinde ise Şamaş deniliyordu ve günümüzde daha çok Şamaş adıyla biliniyor. Utu, adaletin, hukuk ve kanunların, düzen ve intizamın tanrısı olarak da biliniyordu. Tüm dünyada olan biten her şeyi görebilirdi. Geceleri batıdaki dünya kapısından yerin altına girer, sabahları gün doğumunda doğudaki kapıdan tekrar yeryüzüne çıkardı. Güneş tanrısı Utu'ya Sümer döneminde en çok Larsa'da tapılırdı ve ay tanrısı Nanna'nın oğluydu. Ay tanrısı Nanna'nın bir de kızı vardı. Bu kızı aşk, savaş ve bereket tanrıçası İnanna'ydı. Uruk kentinde İnanna'ya adanan bir tapınak bulunuyordu. Kentin koruyucu tanrısı An'dan sonra en çok tapılan isim oydu. Sümer mitolojisinin en kurnaz tanrısı olan Enki'yi bile kandırabildiğine inanılıyordu. İştar adıyla Babiller ve özellikle Asurlular döneminde en çok sevilen tanrıçalardan biri haline geldi. Ayrıca tabletlerde yazılı olan birçok mitolojik hikayede adına rastlanıldı. Bu hikayelerden en önemlisi Uruk kralı Dumuzi ile evlenmesidir. Aralarındaki ilişkiden çokça bahsedilir. Daha sonraları Dumuzi tanrı olarak kabul edilmiş ve çobanların tanrısı olarak anılmaya başlanmıştır. Hatta Dumuzi Tevrat'ta da geçiyor ve Tammuz adıyla bahsedildiği biliniyor. Sümer mitolojisinde en büyük tanrı An'dan ve onun eşi Ki'den doğan ve çoğalan tüm tanrılar Anunnaki olarak adlandırılıyordu. Anunnakilerin en büyük tanrısı Enlil'di ve zamanla babası An'dan bile daha büyük tanrı haline gelmişti. Anunnaki için kelime anlamı olarak iki farklı görüş var. Birincisi, en büyük tanrı olan An'ın ismiyle başlayan kelime An'ın soyundan anlamını taşıyor olabilir. İkincisi ve daha çok kabul göreni ise yine en büyük tanrı An'ın kelime anlamı gökyüzüdür. Eşi Ki'nin anlamı ise yeryüzü. Anunnaki ise gökyüzü ile yeryüzü arasındakiler anlamını taşıyor olabilir. Yani tanrıların ve tanrıçaların tümünü oluşturan gruba Anunnaki deniliyordu. Anunnaki'nin bir tür alt grubu olarak düşünülen İgigiler ise göksel ve ilahi varlıklar olarak tanımlanıyorlardı. İgigilerin temel karakteristiği göksel varlıklar olmaları ve gökyüzünde yaşamalarıdır. Özellikle Babil mitolojisinde hikayelerde daha fazla adları geçer. Mitolojiye göre hem Anunnakiler hem de İgigiler insanların yaratılmasından önce de vardılar. İlk tanrılara yani An'a ve Ki'ye, onların da ataları olan Anşar ve Kişar'a hizmet etmekle görevliydiler. Daha sonra An'ın oğlu Enki tanrıların tanrılara hizmet etmesine karşı gelerek ilk insanların yaratılması gerektiğini söyler ve insanların yaratılmasıyla tanrılara artık insanlar hizmet etmeye başlar. Anunnakiler böylece önceleri tanrı Enlil'in, sonraları ölüler diyarının tanrıçası olan Ereşkigal'in mahiyetine girdiler ve yeryüzüyle yerin altını yönettiler. İgigiler ise tanrı An'ın mahiyetinde gökyüzüne yerleştiler. Peki yeryüzü nasıl bir yerdi ve ölümden sonra insanları nasıl bir yaşam bekliyordu? Sümerlere göre yeryüzü etrafı denizle kaplı bir kara parçasından oluşuyordu. Bu kara parçası da dağlarla kaplıydı. Gökyüzü ise kubbe şeklinde bu kara parçasını ve denizi tümüyle sarıyordu. Ancak bu kubbenin nasıl gökyüzünde durduğunu açıklayamıyorlardı. Yerin altındaysa Apsu adını verdikleri ve her şeyden önce de var olan tatlı su yatıyordu. Bu tatlı su dünya üzerine nehirler, pınarlar ve göller gibi insana hayat veren sular şeklinde yer altından yukarı çıkıyordu. Apsu koca bir su kütlesi halinde yeryüzü ve gökyüzü yaratılmadan önce de vardı. Tanrı Enlil bir gün Apsu'yla ortak hareket eden kocaman dişi bir yılana karşı savaşmış, onu öldürmüş ve bedeninin bir yarısıyla yeryüzünü, diğer yarısıyla ise gökyüzünü yaratmıştı. Yıldızlar, ay ve güneş ise gök kubbenin içerisinde kendi rotalarına ilerliyorlardı. Dünyanın doğusunda ve batısında iki kapı bulunuyordu. Güneş tanrısı Utu akşam olduğunda batıdaki kapıdan geçerek yeraltı dünyasına iniyor, sabah ufkunda ise doğudaki kapıdan tekrar yeryüzüne çıkıyordu. Bu yolculuğu kimi zaman iki atın çektiği bir at arabasıyla gerçekleştiriyor, kimi zaman da yürüyerek yapıyordu. Bazen de güneş tanrısı Utu ve diğer tanrılar gökyüzünün ötesindeki gök kubbenin görünmeyen ardındaki cennette buluşuyorlardı. Ancak insanların kaderini belirleyecek olaylar için yeryüzünde bir araya gelerek bir meclis kuruyorlardı. Sümerler öldüklerinde ise herkesin iyi veya kötü fark etmeksizin aynı sonunu yaşayacağını düşünüyorlardı. Onlara göre cennette sadece tanrılar yaşayabilirdi. Ölümlü insanların tümü ölüler diyarına gidecekti ve burada neşeli bir hayat yaşayacaklarına dair hiçbir umutları yoktu. Ölüler diyarına birçok isim verdiler. Kur, İrkalla, Kukku, Arali ve Kigal gibi Sümerce kelimeler burayı tanımlıyordu. Dünyanın derin kabuğunun altında, yeraltı dünyasının derinliklerinde yer alan ölüler diyarı koca bir mağaradan ibaretti. Duvarları gerçekten dayanıklıydı, dikkatlice gözleniyor ve çok iyi korunuyordu. 7 kapılı ve 7 yargıçlı ölüler diyarına bir kez girildi mi geri dönme gibi şansınız olmazdı. Burası oldukça karanlık ve kasvetli bir yerdi. Ölülerin tümü burada sefil bir hayat sürüyordu. Daima karanlık olan ölüler diyarı asla gün ışığı almazdı. Her yer tozla kaplıydı ve ölülerin yiyebileceği tek şey ise yine bu toz ve çamurdu. Yani kral olmanız, soylu ya da sıradan bir insan olmanız, zengin ya da fakir olmanız, hatta haklı ya da haksız olmanız ölümden sonraki yaşamda aranızda bir ayrım yapılmanızı sağlamayacak ve herkes gibi siz de aynı seviyeye düşürülecektiniz. Ölüler diyarını tanrıça Ereşkigal yönetiyordu. Bir gün Ereşkigal, ölüler diyarına inen hastalık tanrısı Nergal'e aşık olur. Ancak Nergal bir bahane bularak oradan ayrılır. Ereşkigal, Nergal'in tekrar yanına gelmemesi halinde bütün ölüleri yeryüzüne salacağına dair tehdit eder. Bunun üzerine Nergal, ölüler diyarının 7 kapısını ve 7 yargıcını etkisiz hale getirerek Ereşkigal'in yanına varır ve onu yok etmeye karar verir. Ancak Ereşkigal, Nergal'e yalvarır ve onunla evlenmesi halinde ölüler diyarını beraber yönetebileceklerini söyler. Nergal bu teklifi kabul eder ve bu zamandan sonra ölüler diyarını beraber yönetmeye başlarlar. Sümerler her ne kadar cehennem hayatı yaşayacaklarını düşünseler de cenaze merasimlerine oldukça özen gösterirlerdi. Çünkü ölen bir insan için defin töreni düzenlenmez ve cenaze gömülmezse ölen insanın ruhu yeryüzünde dolaşırdı. Bu da hem ölen kişinin ızdırap çekeceği anlamına geliyordu hem de bu ruh Edumma adını verdikleri bir hayalete dönüşebilirdi. Sümer büyücüleri ise bu hayaletleri insanlara zarar vermek amacıyla kullanabilirlerdi. Sümer mitolojisine göre evrenin ve insanların yaratılışı nasıl gerçekleşmişti? Hikayeye göre bir zamanlar her şey yaratılmadan önce evren karanlık sulu bir kütleden oluşuyordu. Burayı kaosa çeviren iki canlı vardı. Biri suyu oluşturan derin deniz anlamına gelen Apsu, diğeri ise evren anne anlamına gelen devasa yılan biçimindeki Tiamat'tı. Bazı hikayelerde adı Omorka olarak da biliniyor. Daha sonra bu sularda ilk tanrılar tezahür etmeye başladı. İlk doğan tanrı tüm gökyüzü anlamına gelen Anşar ve tüm yeryüzü anlamına gelen eşi Kişar'dı. Onlardan gökyüzü ve yeryüzü anlamına gelen An ve Ki doğdu. Sonrasında doğan Enlil, Enki ve diğer tüm tanrılarsa onların soyundan çoğalmaya başladı. Karanlık sulardaki Apsu ve Tiamat tanrıların bu sularda doğmasından ve çoğalmasından rahatsız olmaya başladılar. Sonrasında tanrıları yok etmeye karar vererek koca bir canavarlar ordusu yarattılar. Tanrıların arasından Anşar'ın torunu An'ın oğlu Enlil öne çıktı ve canavarlar ordusuna karşı savaştı. Onları alt ettikten sonra koca yılan Tiamat'ın karşısına çıktı. Onu da öldürmeyi başaran tanrı Enlil, Tiamat'ın gövdesini ikiye ayırdı, bir yarısıyla yeryüzünü yaratırken diğer yarısıyla gök kubbeyi yarattı. Böylece yaşama elverişli bir evrenin başlangıcı yaratılmış oldu. Daha sonra mevsimleri yaratmak ve evrene aydınlık sağlamak için oğlu Ay Tanrısı Nanna'yı ve onun da oğlu Güneş Tanrısı Utu'yu gök kubbenin üzerine yerleştirdi. Bununla birlikte yeryüzünü şekillendirdiği hayvanları, bitkileri ve insanları yarattı. Sümerlerin en büyük destanı olan ve günümüze anlatılanlarının ancak %60 kadara ulaşabilmiş Gılgamış destanını anlatarak devam edelim. Gılgamış, M.Ö. 2900 ile 2700'lü yıllar arasında yaşamış olan Uruk hanedanının hükümdarıydı. Serüvenci ve cesur olmasıyla bilinen, ayrıca ün, şan, şöhret ve ölümsüzlük peşinde koşan Gılgamış'ı zamanla Sümer halkı tanrısallaştırdı. Öyle ki bedeninin 2/3'ünün tanrı, sadece 1/3'ünün insan olduğunu düşünüyorlardı. Hatta annesinin tanrıça Ninsun, babasınınsa bir önceki kral Lugalban'da olduğunu söylüyorlardı. Gılgamış'ın kral oluşuyla alakalı oldukça garip bir öyküde bulunuyor. Bu hikayeye göre Gılgamış'ın dedesi olan Uruk kralı Enmerkar, bir gün bir falcıdan torununun kendisini öldürerek krallığı elinden alacağını öğrenir. Bunun üzerine kızını çocuk sahibi olmaması için bir kuleye hapseder ve başına bir bekçi koyar. Bu önlemlere rağmen kızı hamile kalır ve 9 ay sonra bir oğlu olur. Bekçi doğan bebeği görünce kralın kendisini öldürmesinden korktuğu için bebeği kuleden aşağı atar. O sırada kulenin altından uçan bir kartal bebeği görür ve onu sırtına alarak bir hurma bahçesinin yanına bırakır. Bahçesinde bir bebekle karşılaşan bahçıvan bebeği evine götürür ve karısıyla birlikte ona her şeyi gören ve bilen anlamına gelen Gilgamesh ismini koyarlar. Gilgamesh büyüyüp bir delikanlı olunca bahçıvanın yanından ayrılır ve şehir şehir gezmeye başlar. Bu sürede okumayı, yazmayı öğrenir ve insanlara akıl veren biri haline gelir. Bir gün yolu Uruk şehrine düşer ve burada hayran hayran dolaşır. Pazar meydanına geldiğinde heykel gibi dikilir ve insanların ona baktığını görür. O da insanlara bakar. Şehrin yaşlılarından biri, "Kralımız öldü, bir oğlu yok. Bu delikanlı hem iri vücudu hem de yakışıklılığıyla tam bize kral olacak gibi. Gelin bunu kralımız yapalım" der. Halk da bunu kabul eder. Yaşlılar Gilgamesh'e onu kral yapmak istediklerini söyler. O da bu fırsatı kaçırmak istemediği için hemen bunu kabul eder. Sonrasında saraya götürüp giyindirip kuşatırlar ve tahta oturturlar. Böylece Gilgamesh Uruk şehrinin kralı oluverir. Gılgamış destanını anlatan tabletlerin bazıları eksik ya da kırık olduğundan destanın tamamını bilmek mümkün değildir. Ayrıca destan bir öyküden ziyade daha çok şiirseldir. Bu sebeple Gılgamış destanını anlatırken Türk Sümerolog ve yazar Muazzez İlmiye Çığ'ın öyküleştirerek kaleme aldığı Gilgamesh Tarihte İlk Kral Kahraman adlı kitabından esinlenerek bu destanı sizlere aktaracağım. Bu sebeple ufak farklılıklar görülebilir. Bir gün bir avcı avlanırken hayvanların arasında iki ayak üzerinde yürüyen vücudu kıllarla kaplı bir yaratık gördü. Bu yaratığın ne olduğuna anlam veremedi. Yanındaki aslan bile onunla arkadaş gibiydi. Ayrıca avcının hayvanları yakalamak için kurduğu tuzakları birer birer söküyordu. Avcı çok korkmuştu. Hayvanlarla birlikte bu yaratığın nehrin kenarından su içişini gizlice izlemeye başladı. Daha dikkatli baktığında bu yaratığın bir insan olduğunu anladı. Ama yine de korkuyordu. Çünkü bu insan hayvanlar gibi davranıyor ve onlarla birlikte hareket ediyordu. Daha sonra avcı koşarak hemen babasının yanına döndü. Babası oğlunun eli boş ve korku içinde geri döndüğünü görünce onun bir tehlikeyle karşılaştığını anladı ve ona ne olduğunu sordu. Avcı babasına gördüklerini eksiksiz bir şekilde anlattı. Babası bu yabani insanı çok merak etti ve bir gün sonra onu tekrar görebilmek için nehrin yanına gittiler. Yine nehrin yanına tuzaklarını kurdular ve saklanıp hayvanların gelmesini beklediler. Hayvanlar uzaktan göründü. Tekrar nehrin yanına su içmeye geliyorlardı. Yabani insan önden gelip yine tuzakları bozmuş ve sularını içip yine geldikleri yöne doğru geri gitmişlerdi. Avcının babası oğluna hak verdi. Gördükleri insan daha önce eşi benzerine rastlanmamış biriydi. Daha sonra aklına bir fikir geldi. Kralları Gılgamış oldukça güçlü biriydi ve onun denginde hiçbir insan yoktu. Bu sebeple arkadaşı da yoktu. Ancak gördükleri bu yaban insanı Gılgamış'la arkadaş olabilirdi. Ama bir sorun vardı. Bu yabani adamın eğitilmesi ve insanlaştırılması gerekiyordu. Bunu da ancak tanrıça İnanna'nın tapınağındaki rahibelerden biri yapabilirdi. Avcı hemen tapınağa gitti, durumu rahibelere anlattı ve onlar da bu işi yapması için Šamhat adındaki rahibeyi gönderdiler. Šamhat oldukça güzel bir kadındı. Onu gören erkekler baştan çıkabilirdi. Avcı ona her şeyi baştan sona tekrar anlattı ve durumun tehlikesinden de bahsetti. Šamhat kendinden oldukça emindi ve hep birlikte tekrar nehrin yanına gittiler. Plana göre Šamhat bir ağacın arkasında görünmeyecek şekilde elinde liriyle birlikte şarkı çalıp söylemeye başladı. Sesi çok güzeldi ve bütün ormandaki kuşlar cıvıltılarıyla ona eşlik ediyordu. Hayvanlar ve yabani adam yine nehre doğru yaklaşıyordu. Adam sesi duyar duymaz önce durdu. Sesi dinledi ve sonrasında sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Bir ağacın arkasında şarkı söyleyen kadını gördü. Hayatında ilk kez böyle bir yaratığı görmüştü. Ardından kadının yanına hayvanlarla birlikte oturdu ve onu dinlemeye devam etti. Hayvanlar sıkıldıkça dağılmıştı ama adam onu dinlemeyi kesmedi. Sonra kadına iyice yanaştı ve birbirlerinin ellerini tuttular, hatta sarıldılar. Adam daha önce böyle bir duygu hissetmemişti. Artık insani yanı ortaya çıkıvermişti. Hayvanları unutmuştu ve artık Şamhat'ın yanından ayrılmıyordu. Šamhat ona kırların adamı anlamına gelen Enkidu adını verdi ve ona adını söylemeyi öğretti. Daha sonra onu nehirde yıkadı ve saçını sakalını kesti. Ayrıca yanında getirdiği giysileri giydirdi. Böylece Enkidu güçlü, yakışıklı bir şehir erkeği gibi olmuştu. Ardından Šamhat ona yemeği, içmeyi, sevmeyi ve konuşmayı öğretti. Enkidu ise her şeyi tek seferde anlıyordu. Günler sonra Enkidu artık tam bir şehirli gibi olmuştu. Šamhat onu artık Uruk şehrine götürmeye karar verdi. Onu şehre götürmeye, yakışıklı kralımız Gılgamış'ın gücüne bugüne kadar kimse karşı çıkamadı diyerek ikna etti. Enkidu ise ona karşı çıkabileceğini ve ondan daha güçlü olduğunu söylüyordu. İkisi beraber Uruk şehrine doğru yola koyuldular. Bu sırada Gılgamış gece gördüğü bir rüyayı annesine anlatıyordu. Rüyada bir yıldızın taş gibi önüne düştüğünü, onu kımıldatamadığını, herkesin onu öptüğünü söyledi. Yine rüyasında annesinin taşla Gılgamış'ı bir tuttuğunu anlattı. Annesinin yaptığı rüya yorumuna göre Gılgamış kadar güçlü ve onun ayarında bir insanla tanışacaklardı. Ayrıca bu insanı Gılgamış kadar sevecekti annesi ve iyi birer arkadaş olacaklardı. O gün Uruk'ta şenlik vardı. Yeni bir yılın başlangıcıydı ve insanlar gülüp eğleniyordu. Šamhat ve Enkidu bu kalabalığın arasına daldılar. Pazar meydanına geldiklerinde tüm insanlar etraflarını sarmıştı. kralımız Gılgamış'a ne kadar çok benziyor diye düşünüyorlardı. Enkidu hakkındaki bütün söylentilere duymuşlardı. Hangisi daha güçlüydü? Kral Gılgamış mı yoksa Enkidu mu? Daha sonra heybetiyle Gılgamış göründü meydana doğru ilerlerken. Ancak rahibe Nindada ile geçirdiği keyifli saatler sebebiyle olan bitenin farkında bile değildi. Enkidu Gılgamış'a doğru yürümeye başladı. Halk tam bir heyecan içindeydi. Enkidu ve Gılgamış göğüs göğüse çarpıştı. Kral buna aldırmayıp yola devam etmek isteyince Enkidu yolunu ayağıyla kapattı. Gılgamış artık sinirlenmişti. Önce onu itmeye çalıştı. Başaramayınca tutup yere çalmak istedi ama o da olmadı. Sonrasında ikisi birden sarılıp boğuşmaya başladılar. Sanki yer titriyordu ama ne yeniyor ne de yeniliyorlardı. Tam Gılgamış'ın ayağı tökezlenip Enkidu onu yere serebilecekken tam tersine elinden tutup onu ayağa kaldırdı. Böylece bu kez dostça sarıldılar ve birbirlerini yenemeyeceklerini anladılar. Bundan sonra onların arkadaşlığı ve dostluğu başlamış oldu. Gılgamış o günden sonra kendine denk bir arkadaş bulduğu için can sıkıntısından kurtuldu ve halk da artık huzurluydu. Gılgamış yeni arkadaşıyla beraber artık mutluydu ama yine de yapacak bir şeyler arıyordu. Enkidu'ya Sedir ormanlarında yaşayan canavar Humbaba'dan bahsetti ve onu öldürmek istediğini söyledi. Enkidu bu canavarı biliyordu. Bu serüvende dostu Gılgamış'ı yalnız bırakmayacak ve şanına şan katmasını sağlayacaktı. Fakat yine de onu uyardı. Bu canavarın yaşadığı ormana girenlerin asla çıkamadığını, canavarın kükremesinin bir tufan gibi olduğunu ve ağzından ateşler saçtığını söyledi. Gılgamış bunları biliyordu ama adının sonsuza kadar yaşamasını istiyordu. Eğer bu canavarı öldürürse bunu başarabilirdi. Ölse bile canavar Humbaba ile çarpışırken öldü diyecekleri için yine adı sonsuza kadar yaşayabilirdi. Silahlarını kuşandılar ve şehrin meydanında halk canavar Humbaba'yı öldürmeye gidecekleri için onları karşıladı. Ancak Kral Gılgamış'ın ölmesinden korkuyorlardı. Bu sebeple ona yardımcı olmak için yanına kimsesiz birkaç genç daha katıldı. Son olarak annesi Tanrıça Ninsun, Enkidu'yu oğlu gibi sevdiğini ve Gılgamış'ı ona emanet ettiğini söyledi. Her ikisine de kötülüklerden koruyacak kolye verdi. Ardından Güneş Tanrısı Utu'ya seslenerek oğluna yardım etmesini istedi. Hep beraber yola çıktılar. Aşmaları gereken 7 dağ bulunuyordu. Yolculuk günlerce sürecekti. Bu sırada Gılgamış acaba başaracak mıyız diye düşünmeye başladı ve bir gece uykusundan sıçrayarak kalktı. Enkidu'ya gördüğü rüyasını yorumlamasını istedi. Rüyasında bir boğa görmüş ve o da önünde diz çökmüştü. Boğa ona kolunu sarmış ve içmek için su vermişti. Enkidu bu rüyadaki boğanın Güneş Tanrısı Utu olduğunu, kolunu sarmasının onlara yardım edeceği manasını taşıdığını, su vermesinin ise Gılgamış'ı onurlandıracağı anlamına geldiğini söyledi. Bir zaman daha yol gittikten sonra Gılgamış yine rüya gördü. Rüyasında bu kez bir dağın onu yakalayıp yere yıktığını ancak güzel bir adamın dağın altından çekip onu kurtardığını söyledi. Bu rüyaya da yorum yapan Enkidu Humbaba'yı öldüreceklerini ve her şeyin sona ereceğini dile getirdi. Ancak Enkidu'nun içine bu kez korku düşmüş, Gılgamış ise ona cesaret vermişti. Sonrasında yola devam ettiler ve bir baktılar ki canavarın yaşadığı Sedir ormanlarının yanına gelivermişlerdi. Humbaba Gılgamış'ın ormanına geldiğini anladı ve ağaçların ardından üfleyerek onu uykuya daldırdı. Yanındakilerse hiçbir şeyin farkında değildi ve Gılgamış'ın kendiliğinden uyuduğunu sanıyorlardı. Gılgamış günlerce uyudu. Artık Enkidu ve diğerleri onu uyandırmaya karar verdi. Bu kadar uzun süre neden uyuduğuna anlam veremediler. Uyandırdıklarında Gılgamış da ne olduğunu anlayamamıştı ve canavarı öldürmek için yola devam etmek istiyordu. Orman o kadar sıktı ki ağaçları kesmeden ilerlemenin imkanı yoktu. Yol açıp ilerledikçe Humbaba onların yaklaştığını anladı ve kükremeye başladı. O kükredikçe yer yerinden oynuyordu. Yine de ilerlemeye devam ettiler. Ardından orman içinde bir fırtına koptu. Her yer toz duman oldu. Gılgamış bunu Güneş Tanrısı Utu'nun yardım etmek için yaptığını biliyordu. Çünkü bu fırtınayla Humbaba şaşkına dönmüştü ve Gılgamış'la karşı karşıya gelmişti. Bu şaşkınlığın üzerine bir de Gılgamış'tan yumruk yemesiyle yere serildi. Enkidu hemen üzerine atladı ve onu sımsıkı bağladı. Humbaba Gılgamış'a yalvardı. Ona insanlara zarar vermeyeceğini ve öldürmemesi halinde kölesi olacağını söyledi. Gılgamış merhametli yüreğiyle ona inandı ve Enkidu'ya onu öldürmeyelim diye talepte bulundu. Ancak Enkidu onun bir canavar olduğunu ve yalan söylediğini, serbest bırakılırsa asıl onun hepsini öldüreceğini dile getirdi. Bunun üzerine kılıcını kaldırdı ve tek vuruşta Humbaba'nın kafasını koparıp onu öldürdü. Kestikleri kafasını bir torbaya koyup geri döneceklerken Enkidu'nun aklına bir fikir geldi. Ormandaki en görkemli ağacı kesip Tanrı Enlil'in Nippur'daki tapınağı için güzel bir kapı yapmayı Gılgamış'a teklif etti. Bu teklif Gılgamış'ın hoşuna gitti. Çünkü ormanların sorumlusu olan Tanrı Enlil, Humbaba'yı öldürdükleri için onlara kızabilirdi. Böylece görkemli bir ağaç kestiler ve Humbaba'nın kafasıyla birlikte Uruk'a geri döndüler. Halk şehir meydanında heyecanla onları bekliyordu. Herkesin gözü önünde torba açıldı. İnsanları yıllarca korkutan canavar Humbaba'nın korkunç başı torbanın içindeydi. Halkta büyük bir sevinç başladı. Gılgamış'a sen şehrimizin en büyük kahramanısın diyorlardı. Enkidu için de güzel sözler söylüyorlardı. Böylece Gılgamış artık büyük bir kahraman olmuştu. Gılgamış, Humbaba serüveninden sonra yalnız halkın değil, tanrı ve tanrıçaların gözünde de bir kahramandı. Artık çok mutluydu, adını civar şehirlere bile duyurmuştu ve adı sonsuza kadar yaşayabilecekti. Dostu Enkidu ile artık istediği gibi yaşayabilirdi. Birlikte geziyor, eğleniyor ve avlanıyorlardı. Onların arkadaşlığı her yerde dillere destan oldu. Ancak bu mutlulukları uzun sürmeyecek gibiydi. Tanrıça İnanna Gılgamış'a göz koymuştu. Hem bir kral hem de bir kahraman olması onu etkiledi. Tanrıça en güzel giysilerini giydi, süslendi ve değerli taşlarla kolyeler taktı. Ardından Gılgamış'ın yanına gitti. Gılgamış Tanrıça İnanna'yı karşısında görünce şaşkına döndü. Ne diye bu ulu tanrıça yanına gelmiş olabilirdi? Ayrıca tanrıça o kadar güzeldi ki gözlerini ondan alamıyordu. Ardından onun için ne yapabileceğini sordu. İnanna Gılgamış'a onu çok beğendiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Gılgamış buna çok şaşırdı. Yere göğe hakim olan bir tanrıça niye onunla evlenmek isteyebilirdi ki diye düşündü. Ayrıca ona güvenemezdi çünkü o kaç erkeği bugüne kadar baştan çıkarmış ve sonrasında boş çuval gibi ortada bırakmıştı. Bunu kendisi için istemiyordu. Sonra tanrıçayı kızdırmak istemediği için ona nazikçe cevap verdi. Kendisini onurlandırdığını ancak küçük bir şehir kralı olduğunu ve bir tanrıçaya nasıl koca olabileceğini söyledi. Tanrıça İnanna Gılgamış'a kendisiyle evlenmesi halinde değerli taşlarla kaplı altından yapılmış bir at arabası hediye edeceğini, kralların ve soyluların önünde eğileceğini, her yerden hediye yağacağını ve bolluk bereketin şehrine geleceğini dile getirdi. Gılgamış tanrıçaya çok kızmıştı. Onu da diğer erkekler gibi günün birinde yarı yolda bırakacağından emindi. Sonrasında yine uygun bir cevap verdi. Tanrıçanın verdiklerinin çok değerli olduğunu, ancak kendisinin onun için karşılığını verebilecek hiçbir şeye sahip olmadığını söyledi. Tanrıça bunun üzerine sadece ondan evlenmesini istediğini, herhangi bir karşılık beklemediğini dile getirdi. Gılgamış bir türlü nasıl cevap vereceğini kestiremiyordu. Artık dayanamadı ve ağzından baklayı çıkarıverdi. Tanrıçaya sevgililerini bir süre sonra bıraktığını, kimisini hayvana dönüştürdüğünü, kimisine de ağır işler yüklediğini, hatta eski kocası Dumuzi'yi yer altında inlettiğini ve onunla sadece arkadaş olarak kalmak istediğini söyledi. Tanrıça İnanna bunun üzerine çok kızdı ve Gılgamış'a benim gibi tanrıçanın teklifini sen kim oluyorsun da geri çevirebiliyorsun? Sana bunu çok ağır şekilde ödeteceğim dedi ve bir hışımla oradan ayrıldı. Tanrıça İnanna hemen gökyüzü tanrısı Anu'nun yanına gitti. Ona Gılgamış'ın evlenme teklifini reddettiğini, ona çok kızdığını ve Gılgamış'la Uruk şehrini yok etmek istediğini söyleyerek gök boğasını ona vermesini istedi. Gökyüzü tanrısı An, İnanna'ya eğer gök boğasını verirse tüm Sümer bölgesinde 7 yıl kıtlık yaşanacağını, bu sebeple onu vermek istemediğini belirtti. Yine sinirlenen İnanna büyük bir tehditle eğer gök boğasını vermezse tüm ölüleri yeryüzüne salacağını dile getirdi. Bunu istemeyen An böylece gök boğasını yeryüzüne indirdi. Boğa bir anda insanları öldürmeye ve Uruk şehrini yakıp yıkmaya başladı. Gılgamış ve Enkidu bu duruma sessiz kalamazdı. Bu boğaya onlardan başka karşı çıkabilecek kimse yoktu. Her ikisi birden boğanın üzerine atladılar ve onu kıskıvrak yakaladılar. Ardından kılıçlarıyla onu öldürmeyi başardılar. Bunu gören İnanna Gılgamış'a bir duvar üzerinden seslenerek gök boğasını öldürenin vay haline, ona büyük bir ceza vereceğim dedi. Enkidu ise boğanın bir bacağını keserek İnanna'ya fırlattı ve İnanna büyük bir kızgınlıkla oradan ayrıldı. Gılgamış ve Enkidu yine çok mutluydu. Ünlerine ün katmış ve Uruk şehrini büyük bir beladan kurtarmışlardı. Yaşanan olaylar sonrasında Enkidu gece bir rüya gördü ve Gılgamış'a anlattı. Rüyasında Tanrı An, Enlil, Enki ve Utu'yu konuşurlarken görmüştü. Gökboğasını öldürdükleri için gökyüzü tanrısı An onları cezalandırmak istiyordu. İkisinden biri ölmeliydi ve bu An'a göre Gılgamış olmalıydı. Enlil ise Enkidu'nun ölmesini istiyordu. Güneş tanrısı Utu onlara ben yardım ettim, niye birinin ölmesi gerekiyor diye sorguluyordu. İki dost birlikte üzülmeye başladı. Gılgamış teselli etmeye çalışıyor, her rüyanın gerçekleşmediğini belirtiyor ama içi içini yiyordu. Bu arada tanrıça İnanna da intikam peşindeydi. O da Enkidu'nun ölmesini istiyordu. Çünkü böylece Gılgamış acı çeker ve Enkidu'da fırlattığı boğa bacağının hesabını ödemiş olurdu. Enkidu bir gün hastalandı, acı içindeydi. Gılgamış başından ayrılmıyor ve onun için üzülüyordu. Ne ilaçlar fayda ediyordu ne de hekimler çare bulabiliyordu. Enkidu bir gece yine rüyasında bir kuşun üzerine atıldığını ve onu ölüler diyarına götürdüğünü görmüştü. Yani Gılgamış'ın çabaları boşaydı ve Enkidu artık ölümünü bekliyordu. Bir yandan onu ormandan alıp getiren rahibe Šamhat'a söyleniyor, bir yandan da tanrı Enlil için yaptırdığı kapıya sinirleniyor ve bu halde olmasına izin verdiği için Enlil'e kızıyordu. Sonrasında daha önce ona yardım eden güneş tanrısı Utu'ya dua etmeye başladı. Utu'ya ormanda kendisini gören avcının bir daha avlanamamasını, ormandan alıp çıkaran Şamhat'ın çocuğunun olmamasını ve her ikisinin de mutsuz olmasını istedi. Güneş tanrısı Utu Enkidu'ya cevap verdi. Onlara kızmamasını, avcının Şamhat'la tanışmasına vesile olduğunu, Şamhat'ın da onu insan gibi yetiştirip Kral Gılgamış'la arkadaş olmasını sağladığını söyledi. Böylece Gılgamış gibi bir kahramanın en yakın arkadaşı olduğunu ve onun gibi kendisinin de bir kahraman olduğunu dile getirdi. Bunları düşünen Enkidu sakinleşti. Tanrı Utu'nun dedikleri doğruydu. Eğer onlarla tanışmasaydı bir hayvan gibi ölecek ve unutulacaktı. Tekrar Utu'ya dua etti ve pişman olduğunu söyleyerek bu kez Şamhat için iyilikler istedi. Sonucunda hastalığı artan Enkidu bir gün gözlerini açmamak üzere kapadı. Gılgamış arkadaşının üzerine kapandı ve 7 gün 7 gece boyunca ağladı. Tanrıça İnanna'nın istediği olmuş, Enkidu ölmüş ve Gılgamış acılar içinde kalmıştı. Artık Gılgamış'ın gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Sonrasında arkadaşını bir kez olsun tekrar görebilmek için tanrılara yakarmaya karar verdi. Önce tanrı Enlil'e dua etti ama Enlil aldırış etmedi. Ardından ay tanrısı Nanna'ya seslendi ancak o da kulak asmadı. En son insanlara yardım etmeyi seven tanrı Enki'ye anlattı derdini. Enki, ölüler diyarına giden kimsenin oradan kısa süre için bile olsa çıkamayacağını, fakat güneş tanrısı Utu'nun yer altına bir delik açabileceğini ve bu delikten arkadaşı Enkidu'nun gölgesini kısa bir süre için görebileceğini söyledi. Bunun olması için güneş tanrısı Utu'yu da ikna etti. Bunun üzerine Enkidu'nun gölgesi kısa bir süre için Gılgamış'a göründü ve hasret gidermeye başladılar. Gılgamış arkadaşının sesini duyduğu için çok mutluydu. Ona ölüler diyarında neler olduğunu ve nasıl bir yaşam sürdüğünü sordu. Enkidu çok mutsuzdu. Bedenini böceklerin ve kurtçukların yediğini söyledi. Her yerin çamurla kaplı olduğunu ve toz toprakla beslendiklerini anlattı. Gılgamış'ın birden içi ürperdi. İçinden "Ben de ölünce burada mı yaşayacağım? Hayır, ölmemeliyim ve ölümsüzlüğü bulmalıyım" diye geçirdi. Enkidu'ya sadece "Desene orada bambaşka bir hayat var" diyebildi. Bir süre daha konuştuktan sonra son kez hasret giderdiler ve bir daha görüşmemek üzere birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Bu konuşmanın ardından Gılgamış artık kendine yeni bir dert edinmiş oldu. Tüm vücudunu ölüm korkusu sarmıştı ve ne yapıp edip ölümsüzlüğü bulması gerekiyordu. Gılgamış kendini kırlara attı. Arkadaşının ölümünü unutup kendi ölümünü düşünmeye başladı. Çok eski çağlarda tanrıların insanları yok etmek için gönderdikleri tufandan sonra Utnapiştim adında birinin ölümsüzlüğü elde ettiğini duymuştu. Giyindi, kuşandı ve yola çıktı. Artık aklında ne halkı ne de Uruk şehri vardı. Utnapiştim'i bulmalı, ölümsüzlüğün gizemini öğrenmeli, kahramanlığına kahramanlık katmalı ve tanrılar gibi sonsuza dek yaşamalıydı. Günler geceler boyunca dağları tepeleri aşarak yürüdü. Gideceği yer çok uzaklardaydı ve üstü başı perişan haldeydi. Bir gün orman içerisinden geçerken Gılgamış'ın karşısına koca bir aslan çıktı ve ne yapacağını şaşırdı. Aslan birden üzerine atılınca ona bir yumruk salladı. 2-3 derken aslan yere yığıldı ve artık yerden kalkamayacak haldeydi. Gılgamış ölümsüzlüğü arıyorken aslanın canına kıyması ona çok yanlış geliyordu ve aslanı öldürmeden yoluna devam etti. Yine bir gün bu kez karşısına sipsivri iki dağ çıktı. Bu ikiz dağın arasından bir geçit olduğunu göremeyince üzerine tırmanmak zorunda kaldı. Yukarıya tırmandığında karşısına bir kapı ve akrebe benzeyen bir adam çıktı. Gılgamış dona kalmıştı ve ne diyeceğini bilemiyordu. O sırada akrep adam karısına seslendi. "Hanım bak, bize biri geldi. Onun vücudunda tanrı eti var" deyince karısı "Biliyorum, onun 3'te 2'si tanrı, 3'te 1'i insandır" dedi. Gılgamış bu duyduklarına anlam veremiyordu. Akrep adam bu kez Gılgamış'a dönerek "Tanrılardan olan sen, buraya kadar neden geldin?" diyerek soru sordu. Gılgamış ise Utnapiştim'i aradığını ve ona nasıl ölümsüz olduğunu soracağını belirtti. Akrep adam güldü ve kapının ardında her yerin karanlık olduğunu, onun yanına ulaşma imkanının olmadığını dile getirdi. Gılgamış üzüntü ve acı içinde ne olursa olsun oraya gitmek istediğini söyleyince akrep adam dayanamadı ve kapıyı açarak gitmesine izin verdi. Gılgamış kapıdan içeri girdi ancak içerisi gerçekten de kapkaranlıktı. Gündüz mü gece mi olduğunu anlamadan karanlık içerisinde günlerce yol aldı. Nihayet bir gün yolun sonunda bir ışık gördü. Işığın yanına varınca gözlerine inanamadı. İçerisi rengarenk parlayan taşlarla dolu bir bahçeydi. Gözlerini bu değerli taşlardan alamıyordu. Burası güneş tanrısının bahçesiydi. Ancak Gılgamış'ın yola devam etmesi gerekiyordu. Bir gün burada bir denize vardı ve deniz kenarında bir yapı gördü. Kapısı yarı açıktı ve içeri daldı. Burası içki eviydi ve içeride Siduri adında bir kadın vardı. Gılgamış'ı gördü ve korktu. Çünkü üstü başı kir içinde, saçı sakalı birbirine karışan ve mutsuz bir ifadeyle görünen Gılgamış'ı tanıyamamıştı. Gılgamış kendini tanıtınca ona neden bu halde olduğunu sordu. O da arkadaşının öldüğünü ve buna çok üzüldüğünü, ayrıca onun gibi ölmek istemediğini ve ölümsüzlüğü bulan Utnapiştim'i aradığını söyledi. Siduri bunun üzerine asla elde edemeyeceği ölümsüzlük için boşuna bu kadar yola katlandığını ve zaman kaybettiğini, kalan ömrünü eğlenerek geçirmesi gerektiğini Gılgamış'a söyleyince, Gılgamış bir kez yola çıktığını, istediği olsa da olmasa da Utnapiştim'i görebilmesi için onun yerini söylemesini Siduri'den istedi. Siduri de önündeki koca denizi aşması gerektiğini ve derinlerdeki aşılması imkansız olan ölüm suyunu geçmesi gerektiğini anlattı ve Gılgamış'ı onu denizde taşıması için bir kayıkçının yanına götürdü. Kayıkçı Gılgamış'ı denizde ölüm suyuna kadar taşıdı. Ancak burada artık çok dikkatli olmaları ve Gılgamış'ın suya ellerini değdirmeden kürek çekmesi gerekiyordu. Burada ilerledikçe gökyüzü görünmez hale geliyor ve ortalık gece gibi kararıyordu. Gılgamış neredeyse tükenecekken karşıda Utnapiştim göründü. Yanına vardıklarında Utnapiştim Gılgamış'a kim olduğunu, neden buraya geldiğini ve niçin bu halde olduğunu sordu. Gılgamış ona da her şeyi anlattı. Arkadaşı Enkidu'nun öldüğünü, ona üzüldüğünü, onun gibi ölmek istemediğini, bu sebeple Utnapiştim'in yanına geldiğini ve ölümsüzlüğe nasıl sahip olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Utnapiştim ona acıyarak baktı. Bu isteğinin asla olamayacağını kanıtlar nitelikte sorular sormaya başladı ve "Gılgamış, hiç yapılıp da asla yıkılmayacak ev gördün mü? Kardeşlerin bölüştükleri miras sonsuza kadar onların olur mu? Miniyer sürekli taşar mı? Ya da güneş sürekli gökyüzünde görünür mü? Tanrılar yaşamla ölümü birlikte yaratmışlar. Elden ne gelir?" diyerek devam etti. Gılgamış ise Utnapiştim'e "Senin benden bir farkın yok. Ancak ölümsüzlüğü elde edip tanrıların arasına girmişsin. Ölümsüzlüğü nasıl alabildin?" diyerek cevap verdi. Utnapiştim Gılgamış'a ölümsüzlüğün büyük bir sır olduğunu, ancak buraya kadar gelmesi sebebiyle bunu ona açıklayacağını söyledi. Bunun üzerine Gılgamış büyük bir umuda kapılıp onu dinlemeye başladı. Utnapiştim'in anlattıklarına göre Fırat kenarında halen var olan Şuruppak kentinin bir zamanlar kralı Utnapiştim'di. Bir gün tanrıların babası An'la birlikte tanrı Enlil ve onun oğlu Ninnurta hep beraber toplandılar ve yarattıklarını, özellikle insanları yok edecek bir tufan yaratmaya karar verdiler. Bu sırada köşede oturan bilgelik tanrısı Enki tüm bunları duydu ve duydukları hiç hoşuna gitmedi. Daha sonra Enki, "Şuruppak'ın adamı Ubartutu'nun oğlu, beni duyuyor musun?" diye tanrılara dua ettiği sırada Utnapiştim'e seslendi. Utnapiştim Enki'yi duydu ve çok heyecanlandı. Tanrının kendisiyle konuşması onun için çok büyük bir şerefti. Enki'ye onu duyduğunu söyleyince Enki sözlerine devam etti. Utnapiştim'e tanrıların tüm insanlığı ve canlıları bir tufanla yok etmek istediğini ve buna engel olamadığını söyledi. Dua ederken Utnapiştim'i duyduğunu ve en azından bir kısım canlıların kurtulması için ona yol göstereceğini iletti. Hemen tüm malını ve mülkünü satıp büyük bir gemi inşa etmesini istedi. Geminin eninin ve boyunun eşit olmasını, ayrıca içerisine su almayacak şekilde kaplamasını söyledi. Utnapiştim gemiyi yapabilmesi için halkının yardımına ihtiyacı vardı. Ancak insanlar telaşa kapılmasın diye tanrıların tufan yollayacağını söylemedi ve tanrı Enki'nin onu çağırdığını, bu sebeple bir gemi inşa etmesi gerektiğini söyleyerek insanların yardımını elde etti. Gemi o kadar büyüktü ki neredeyse koca bir tarla genişliğindeydi. Yüksekliği ise 20 kamış boyuna denkti. Ayrıca su geçirmesin diye dışı yağlanıp ziflenmişti. Bu kadar büyük olmasına rağmen 7 gün gibi bir sürede geminin inşası bitirildi. Altına yerleştirilen sırıklar sayesinde suya rahatlıkla indirildi. Utnapiştim hala halkına gerçeği söylememişti. Geminin içerisine önce altın ve gümüşleri yerleştirdi. Hayvanların bir kısmını çiftler haline gemiye doldurdu. Sonrasında zanaatkarları ve bütün hısım akrabalarını gemi içerisine aldı. Gemi dolunca güneş tanrısı Utu krala seslendi ve rüzgarla birlikte yağmur başladığında geminin kapısını kapatmasını söyledi. Gece aynen öyle oldu ve geminin kapısı kapatıldı. Geminin dümenine Puzuramurri adında bir gemici geçti. Dışarıda fırtına kopuyor ve gündüz gibi aydınlatan şimşekler çakıyordu. Tanrılar sanki bütün öfkelerini kusuyorlardı. Şimşek çakmazken o kadar karanlıktı ki kimse birbirini göremiyordu. Şuruppak kentindeki yok edilen insanların çığlıkları kulaklarına ulaşıyordu. Yeryüzündeki tanrılar yani Anunnakiler bile yaptıkları bu tufandan o kadar korkmuştu ki gökyüzüne tanrıların babası An'ın yanına kaçmışlardı ve bu yaptıklarından pişman olmuşlardı. 6 gün 7 gece tufan devam etti. 7. gün fırtına azaldı, deniz sakinleşti ve tufan kesildi. Utnapiştim geminin penceresini açtı ve dışarı baktı. Gün ışığı yüzüne vurdu, deniz durgundu ancak diğer tüm canlılar yok olmuştu. Daha sonra kral etrafına baktı, bir kara parçası arıyordu ama göremiyordu. Belki bir kara parçası bulur diye bir güvercin uçurdu. Fakat konacak yer bulamadığı için güvercin geri geldi. Bir süre sonra bu kez havaya kırlangıç saldı. O da konacak yer bulamadığı için geri geldi. Ancak ayakları çamurluydu. 3. kez bir karga gönderdi. Karga bu kez konacak bir yer ve yiyecek bulmuş olmalıydı ki geri dönmemişti. Tam o sırada yükselen bir kara parçası görüldü. Gemici dümeni karaya çevirdi ve bir süre sonra gemi karaya oturdu. Burası Nisir Dağı'ydı. Utnapiştim burada kurbanlar kesti ve tütsüler yaktı. Bunun üzerine tanrılar kurtulanların yanına geldi. Yalnız aralarında Enlil görünmüyordu. Çünkü tufanı en başında planlayan oydu. Aradan bir süre geçince meydanda Enlil bu kez göründü. Çok kızgındı ve tufanla herkesin ölmesine engel olanın kim olduğunu arıyordu. Oğlu Ninurta bunu sadece Enki'nin yapabileceğini söyledi. Enki büyük bir hışımla ortaya atıldı ve Enlil'e böyle acımasız bir tufanı nasıl yaparsın diye serzenişte bulundu. Günahı olan günahının bedelini çeksin, baş kaldıranın başı kesilsin. Ancak büyük bir tufan yaratıp her şeyi yok etmek nedir dedi ve devam etti. Tanrıların sırrını doğrudan söylemedim. Sadece akıllı olan Utnapiştim'e bir rüya gördürdüm ve o da anladı. Şimdi git onunla konuş diyerek Enlil'e cevap verdi. Bunun üzerine Enlil Utnapiştim ve karısının yanına gitti. Alınlarına ellerini koydu ve onları kutsadı. Artık Utnapiştim ve karısının insan değil birer tanrı olduğunu ve tanrıların yaşadığı nehrin ağzında oturacaklarını söyledi. Tüm bu anlattıklarıyla Utnapiştim Gılgamış'a ölümsüzlüğü nasıl kazandığını söylemiş oldu. Yani tanrılar pişmanlıkları sebebiyle ona ölümsüzlüğü vermişlerdi. Ancak Gılgamış'a senin için tanrılar neden ölümsüzlük versinler ki? Bunun olmayacağını anlamışsındır diyerek ölümsüzlüğü alamayacağını bildirmiş oldu. Ve Gılgamış büyük bir üzüntü içinde şehri Uruk'a eli boş bir şekilde geri döndü. Böylece tarihin ilk çağdaş toplumu olan Sümerlerin insanlarını, kültürlerini, tarihlerini, yaşam tarzlarını, mitolojilerini ve en eski destanını anlatmış oldum. Bu kadim uygarlığı tanımanıza umarım bir nebze katkım olmuştur. Bu belgeseli hazırlamamda bana ilham olan bir Sümer atasözü ile sonlandırmak istiyorum. Bir şey bilen bunu neden kendine saklasın?